Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle deneme çözümü yapacağız. İlk sorumuzla başlayalım. The industry is an industry that deals with the buildings of homes, factories, bridges, roads and other large structures demişim. A şıkkındaki abduction kelimesinin anlamı kaçırma, adam kaçırma anlamında kullanılıyor. B şıkkındaki construction kelimesinin anlamı inşa, yapı. C'deki endurance kelimesi dayanıklılık. D'deki destruction kelimesi yok etme. Ve E'deki clearance kelimesi de netlik anlamı verir bana. Cümleme baktığım zaman ne endüstrisi olabilir? Burada benim bu endüstri kelimesini tamamlayan bir kelimeye ihtiyacım olacak. Ve tamamında zaten cümlemin geri kalan kısmında bunun anlamını vermişim, açıklamasını yapmışım. İz diyorum bakın, bina yani isim cümlesi kullanmışım. Bunun tanımını yapıyorum. Bir şey endüstrisi endüstridir. Hangi endüstridir? That deals with the building of homes. Yani evlerin binalarıyla, fabrikalarla, köprülerle, yollarla ve diğer büyük yapılarla ilgilenen endüstridir. O zaman hangi endüstri olacak bu? Tabii ki construction industry, yani inşa endüstrisi olacak. Gelelim ikinci sorumuza. Democracies tend to be noisy. Demokrasiler tend to yatkın olmak demektir ve tend kelimesi her zaman to preposition ile birlikte kullanılır. Demokrasiler gürültülü olmaya yatkındır. They are usually filled with, filled de genellikle with preposition ile kullanılır arkadaşlar. They are usually filled with many voices expressing different or even ideas and opinions. Demişiz ki onlar genellikle doludur. Neyle doludur? Many voices expressing different. Yani farklı, hatta ne olan fikirler ve düşüncelerle doludur, seslerle doludur. Benim için buradaki even ifadesi bir ipucu olacaktır. Fark ettiyseniz zaten şıklarımda. Benim buraya bu ideas and opinions'ı tamamlayacak bir adjective yani sıfata ihtiyacım var. Different demişim, farklı. Different'ın even'ı ne olabilir? Benim bunu düşünmem gerekiyor. Farklı hatta sessiz olabilir mi? Hayır, zıtlık ifadesi aramıyorum. Different'ın bir tık daha üstüne arıyorum. Or burada ya da anlamı veriyor. Evet ama benim için en büyük ipucu burada even'dır. Silent, sessiz dedik. Identical, aynı demek. Mesela tek yumurta ikizlerine identical twins denir. Contrary, zıt demek. Similar, benzer demek. Accessible ise erişilebilir demek. Farklı, hatta zıt düşünceler ve fikirler olması gerektiği için hani different'ın bir tık daha üstünü arıyoruz demiştim ya. O yüzden doğru cevabımız contrary olacaktır. Gelelim üçüncü sorumuza. Optical fibers have great advantages over copper wires because signals traveling along fibers lose their strength far more. Şimdi burada neyden bahsediyorum? Optik fiberler have great advantages over copper wires. Yani neyin üzerinde? Bakır kabloların üzerinde daha büyük avantajları varmış onlara karşı. Çünkü sinyaller, traveling along fibers, bu fiberler üzerinde seyahat eden sinyaller lose their strength, güçlerini kaybederlermiş. Far more gradually. Neden gradually diyeceğim? Çünkü bakın far more ifadesini kullanmışım. Yani more daha demek biliyorsunuz ki. A şıkkındaki eternally'yi nasıl çeviriyorum? Eternal dan türemiş bir kelime. Sonsuz bir şekilde demek. Confusing nedir? Kafa karıştırıcı bir şekilde. Karıştırıcı bir şekilde. Attentive, attent'ten geliyor zaten. Dikkatli bir şekilde. Initially, başlıca, ilk olarak anlamına gelir. Gradually ise gittikçe anlamında kullanılır. Yani far more gradually, gittikçe daha da güçlerini kaybediyor anlamında. Doğru şıkkımız Edirne olacak arkadaşlar. Dördüncü sorumuza gelelim. Diyoruz ki, although the autopilot almost always flying the plane, once it is in the air, a pilot and his crew must remain alert during the whole flight.
Otopilotlar her zaman uçuş görevini ne yapar? Havadayken pilot ve onun ekibi tüm uçuş boyunca neyde kalmalı diyor? Alarmda kalmalı. Otopilot dediğimiz şey bu uçuş görevini ne yapar arkadaşlar? A seçeneğindeki put out kelimesi ne demektir? Phrasal verb daha doğrusu ne demektir? Söndürmek anlamında kullanılır. Yani bir yangını söndürmek anlamında kullanılır put out kelimesi. Phrasal verb'ü. B'deki go through phrasal verb'üne geldiğimizde ise bu da muayene etmek, gözden geçirmek anlamında kullanılıyor. C seçeneğindeki get by phrasal verb'ü idare etmek anlamında. Ama bu idare etmek anlamında dediğim şey mesela elindeki parayı idare etmek anlamında da kullanabilirsiniz. D'deki brings up'un çok fazla anlamı var. Ama en bilinenlerden olanını söyleyeyim size. Geliştirmek ya da büyütmek, bir çocuğu büyütmek, yetiştirmek anlamında kullanılır. E seçeneğindeki takeover ise devralmaktır arkadaşlar. Yani otopilotlar uçuşu ne yaparlar? Devralırlar. Devralmalarına rağmen pilotlar ve onun ekibi her zaman tüm uçuş boyunca ne olmalı diyor? Alert olmalı. Yani alarmda kalmalı, tetikte olmalı diyor. Gelelim beşinci sorumuza. The ancient paintings of horses and other wild animals on cave walls using red and black pigments directly to the cave walls. Pardon. Burada diyorum ki the ancient paintings yani antik resimlerden bahsediyorum. Atların ve diğer vahşi hayvanların nerelerdeki mağara duvarlarındaki antik resimlerinden bahsediyorum. Sonrasında make fiiliyle tamamlayacağım. Arkadaşlar bizim için çok net bir ipucu var bunda. Mağara duvarları diyorsun, wild animal'ların ve horses'ların resimleri diyorsun, ancient diyorsun. Yani adam sana diyor ki geçmiş zaman kullanmak zorundasın burada. Yapılan diyeceğim, yapmaktan bahsedeceğiz. Hatta spoiler vermiş oldum. Yapılan olarak pasif kullanmamız gerekecek. Ne kullanıyorlarmış? Red and black pigments. Siyah ve kırmızı pigmentler kullanıyorlarmış, renkler kullanıyorlarmış. Directly to the cave walls. Direkt olarak nereye uygulanıyor? Mağara duvarlarına uygulanıyor. İlk tarafta pasif kullanmamız gerekiyor ve past kullanmamız gerekiyor dedim. Adana past simple pasiftir olabilir. Bursa past perfect pasiftir ancak dursun yine de. Ceyhan pasif değildir eledim. Denizli pasiftir fakat yor çevresine ihtiyacım yoktur eledim. Edirne hem pasif değil hem de present bir ifade eledim. Diğer tarafa bakacak olursam. Bursa'da bu arada ilk tarafta geçmişin ya da süreci kullanmam gerekiyordu. Bu yüzden olmaz zaten bir. İkincisi diğer tarafta yine using red and black pigments applied directly. Aslında bir reduction'ımız var. Verb 3 ile active reduction yapmam gerekiyor burada. Uygulanan çevirisinden dolayı, uyguluyor olan değil, uygulanan çevirisinden dolayı Adana doğru şıkkım olacaktır. Geldim 6'ya. Whales which are mammals. Balinalar yani memeli olanlar, not fish, balık olanlar değil. Be wildly hunted for their meat and oil by harpoons and factory ships. Diyorum ki şu harpun şeyde iğneyle balıkları avladıkları şey zıpkın. Zıpkınlarla ya da bu gemilerle avlanan bunlar kullanarak mı kullanılarak mı? Bu bizim için bir ipucudur. Avlanırlarmış. Peki şıklarımıza göre gidelim. Memeli olan balıklardan şey. Balinalardan bahsediyorum. Bunlar be wildly hunted. Bakın be hunted demişim. Yani avlanmasından bahsettim. Had to be dersem avlanmak zorunda mıydı? Bu bir zorunluluk mu? Hayır. Ought to be wildly hunted. Vahşi bir şekilde avlanmalı mı? Bir tavsiye mi veriyoruz?
Hayır. Avlansa iyi olur. Head better olur mu? Hayır. Head better yapısına dikkat edelim bu arada. Head orada bize past gibi görünür. Ama oradaki head bildiğimiz past head de değildir. Head better her zaman sa iyi olur olarak çevrilir. Used to dersem geçmişte avlanırlardı olabilir mi? Olabilir. Could be hunted dersem avlanabilirdi olabilir mi? Olamaz aslında. Devam edelim yine de biz diğer tarafa da bakalım. Şimdi burada boşluğun öncesinde by kullanmışım arkadaşlar. Buradaki by benim için bir ipucu olacak. Ne yaparak çevirisi verecek değil mi bana? Zıpkınları ve gemileri kullanarak etleri için ve yağları için vahşi şekilde avlanan whale'lardan bahsediyorum ben. Erek arak çevirisinden dolayı da diğer tarafım using olmalı. Ve geçmişte avlanırlardı, artık avlanmıyorlar. O yüzden used to kullanacağım. Geçmişte gaz lambalarını yakmak için bile bu whale'ların, balinaların yağlarını kullanırlarmış. Artık avlanmaları yasak zaten biliyorsunuz. Evet, devam edelim. Gear. The driver, the clutch pedal, which disconnects the gears from the engine and moves the gear stick. Şimdi arkadaşlar, gear ile başlamışım. Yani şeyden bahsediyorum burada. Vitesten bahsediyorum. Bu vitesi değiştirmemle alakalı bir şey diyeceğim. Change fiilini kullanmışım. The driver, sürücü. The clutch pedal, debriyaja basacakmış. Which disconnects the gears from the engine. Yani vitesleri motordan ayıran şey. And moves the gears. Ve sonrasında ne yapacakmış? Vites kolunu hareket edecekmiş. Önce debriyaja basacak diyor, sonra vites kolunu hareket ettirecek diyor. Peki burada bir amaç var fark ettiyseniz. Yani vitesi değiştirmek için, mak için çevirisini bana ne verirdi arkadaşlar? Infinitive verirdi. Ve sürücüm bunu sürekli mi yapacak? Presses the clutch pedal, debriyaja basar. Bu bir kuraldır değil mi? Yani present simple tense de ifade edilmesi gereken bir şey. Sürekli olan bir şey. O yüzden doğru cevabım Adana olacak arkadaşlar. Pasif bir ifadeye ihtiyacım yok. Mekmak için çevirisi gayet net bir soru. 8'le devam ediyorum. Lines of latitudes running east west circle the globe from pole bla bla pole. Çok net ve basit bir soru olmuş. From ifadesini vermişim. Kutuptan kutba from to yapısıyla kullanılır. Biliyorsunuz zaten tek şıkkında to'da c'de var herhalde değil mi? Ve they are also known as parallels. Onlar aynı zamanda ne olarak biliniyorlarmış? Paraleller olarak biliniyorlarmış. And are an equal distance from each other. Birbirlerinden eşit uzaklıklardadırlar diyor. O yüzden doğru cevabım net bir şekilde Ceyhan olacak. 9'la devam ediyorum. Some children may have pauses in their breathing during sleep. Bazı çocukların uykuları boyunca nefeslerinde durma problemleri olabilir diyor. Which treated tedavi edilmesinden bahsediyorum. May lead to a series of other illnesses. Diğer ciddi hastalıklara öncülük edebilir. Kalp ve akciğer problemleri dahil. Peki tedavi edil mesleğiyle ilgili bir şey diyeceğim. Ne derim? Tedavi edilmezse, if not. A seçeneğindeki only if neydi arkadaşlar? Sadece eğer demekti. Ve bu sadece eğer yapısını only if'i cümle başında kullanmış olsaydım benim bir ipucum vardı. Neydi? Main clause'umda inversion yapmam gerekiyordu. Devrik cümle yapmam gerekiyordu. Bunu dersimizde anlatmıştım zaten size. As if neydi? Mış gibi. Yani
As though ve pretend ile aynı anlamda kullanıyordum hatırlarsanız. Bunu da şöyle şuraya B şıkkı olarak ayrı bir not düşelim. Düşebilirsek eğer. As if, mış gibi demekti. Eşittir as though, eşittir pretend. Ve bununla genellikle seem, like, feel gibi iş, oluş, hareket bildirmeyen stative verb'lerle kullanıyordum. Mesela çiçek gibi kokuyorsun, çiçekmiş gibi. Ya da işte bebek gibi uyuyorsun, as if gibi. In case dediğimiz şey neydi arkadaşlar? Durumunda, karşın olarak kullanılıyordu. Bunu da şöyle örneklemiştik. In case of emergency break the glass diye örneklemiştik. Yani aciliyet durumunda camı kırınız şeklinde söylemiştik. Ancak in case dediğimiz bağlacımız arkasına tam cümle alırken in case of noun phrase'ı da verb ing alıyorduk. Fark etmeden Edirne'nin çevirisini de yapmışız zaten. As if olmuyorsa as though da olmayacak. İki şıkkı zaten direkt olarak elememiz gerekiyor. 10. sorumuzla devam edelim. In his novel Oliver Twist, Charles Dickens. Romanında, Oliver Twist romanında Charles Dickens dedim. Virgül sonrası def gelmeyecek. A'ya bir elerim. Ve Charles Dickens dediğim kişi özel isimlerden, hatta virgül sonrası det gelmeyeceği için E'yi de eledim. Hem virgül sonrası det gelmez hem özel isimlerden sonra det gelmez arkadaşlar. Virgül olmasaydı da det kullanamazdım yani orada. Charles Dickens dediğim kişi bir who'dur, whom'dur değil mi? Is one of the most famous English novelists. İngiliz romancıların en ünlülerinden biridir diyor. Showed factory. Neyi gösterdi? Factory work was ruining the lives of children in England. İngiltere'de yaşayan çocukların hayatlarını bunu nasıl çevirelim? Factory bir şeyler üretilen yerler tam Türkçesi aklıma gelmiyor şu an. Factory work dediğimiz yer, bir şeyler üretilen yerlerin İngiltere'deki fabrika çalışması dediğimiz şeyin İngiltere'deki çocukların hayatlarını kimin etkilediğini mi derim yoksa nasıl etkilediğini mi derim? Nasıl etkilediğini işlemiş bu romanında. O yüzden doğru seçeneğim Bursa olacak. Bir şeyler üretilen yer fabrika. Evet, 11'e geldim. 11. sorumda hemen bakıyorum. Daha çok büyük bir ipucumuz var. It wasn't until that. Bu bir kalıptır arkadaşlar. It wasn't yapısını görüyorsanız devamında zaten zaman ifadesi var. Sonrasında da that'le devam eder. Bunu derslerimizde de öğretmiştim yine. It wasn't until nokta nokta that yapısı olarak kullanıyoruz. Ve devamında ne kullanıyorduk? Past simple tense kullanıyorduk. Burada da zaten kullanmışız past simple tense'imizi. Şu zamana kadar değildi. Mesela 21. yüzyılı koyduk ya buraya. 21. yüzyılın öncesini ele almış oluyorum aslında. Geldim 12. soruma. Making it difficult to breathe and see clearly, smoke from a fire can become very hot and help to spread the fire. Nefes almayı zorlamasından bahsediyoruz. Zor hale getirmesinden ve net bir şekilde görmeyi zor hale getirmesinin yanı sıra duman, bir ateşten çıkan, yangından çıkan duman can become very hot, çok sıcak olabilir ve ateşin yayılmasına yardımcı olabilir. Değil mi? Çünkü dumanın kötü özelliklerinden bahsediyoruz burada. Bunların yanı sıra diyeceğim. Peki. So es tu. Ne demekti arkadaşlar? Bu bir bağlaçtı. So es tu dediğimiz bağlacımızda su bulalım. Mekmak için olarak çeviririm. Instead of'u
yerine olarak çeviririm. Fakat instead of da bir kuralım vardı. Neydi? Instead of something on behalf of somebody olarak kullanıyordum. İkisi de yerine demekti. Instead of'dan sonra something getiriyordum. On behalf of'dan sonra da somebody getiriyordum. Mesela ben bu dersi X hocasının yerine anlatıyorum diyeceksem on behalf of X hocası diye devam edeceğim. Owing to neydi? Den dolayı. Ve eş anlamları neydi? Because of. Bunu da şöyle çekelim, şuraya yazalım. Den dolayı dediğim şeyler neydi? Because of, owing to, thanks to gibi yapılardı. Rather than ne demekti? Than ziyade anlamına kullanılırdı. Evet. Arkadaşlar 13. sorumuzdan itibaren devam edelim. Today in many traditional fishing grounds numbers of fish are declining fast over fishing. 13. sorumun olduğu boşlukta boşluktan sonra bir isim getirmişim. Yani aşırı avlanmadan bahsediyoruz. Balık avcılığının çok fazla yapılmasından bahsediyoruz. Bugün birçok geleneksel balık bölgelerinde balık sayıları da hızlı bir şekilde azalma varmış. Fazla avlanmadan dolayı demem gerekiyor, değil mi? As a matter of fact aslında demektir. Due to the fact den dolayı demektir. Result of sonucunda demektir. Regardless of bakmaksızın providing that de şartıyla SSA eğer anlamında kullanılır. Peki fazla avlanmadan dolayı diyecektim. Fazla avlanmadan dolayı ifadesinde bursu uyuyor. Evet. Due to the fact that den dolayı demek. Ancak bu cümlemi neyle bitirmişim? The fact that ile bitirmişim. The fact that ile biten her bağlacım devamında ne ister? Devamında tam cümle ister. Ancak ben burada sadece bir non kullanmışım. O yüzden as a result of fazla avlanmanın sonucu olarak ifadesinden dolayı doğru şıkkım Ceyhan olacak. Geldim 14. soruma. 14. soruma hemen bakıyorum. 14. sorum bir kelime sorusu. North Atlantic herring are now almost and there are far fewer cod than haddock. Diyorum ki Güney Atlantik'te herring are now almost. Yani bu ringa balığı gibi bir şeydi sanırım. Onlar neredeyse ne olabilir? Ayık mı olabilir, karşılıklı mı olabilir, yoğun mu olabilir? Neye dikkat etmem gerekiyor burada? Extinct, değil mi? Nesli tükenmekte neredeyse Güney Atlantik'te bunların nesli tükenecek. Extinction, extinct. Neredeyse nesilleri tükenecek. And there are far fewer cod than haddock. Ve oralarda daha az şeyler varmış. Mezgitler varmış. Haddock mezgit demek ama cod da bir balık türü büyük ihtimalle. The use of huge factory ships. Diyor ki bu fabrika gemilerinin geniş çapta kullanılmasından bahsediyorum. Sonra buraya bir buraya bir relative clause getirmem gerekecek. Bu fabrika gemilerinde bunların kullanımı large quantities of fish can be frozen. Yani diyor ki çok büyük miktarlarda balıkların donduğu üzerinde, değil mi? On which bu gemilerin üzerinde çok büyük miktarlarda balıkların donduğu. İndet diyemem. İndet bakımından demektir zaten. Whose'dan sonra isim getirmem gerekir. Of which'ın nin anlamı verir. Of whose gene zaten isim getirmem gerekir. Bir tamlamayla kullanmalıyım. Geldim 17, 16. soruma.
16. sorum bir preposition sorusu ve rely'ı tamamlayacak bir ifadeye var. İfadeye ihtiyacım var. Bu artık bizim için bir piece of cake olmuş, değil mi? Rely her zaman neyle kullanılır? Onunla kullanılır. Doğru cevabım Denizli. 17. soruma geldim. 17. sorum bir tense passive sorusu. Bakalım. Estimate'le kullanıyorsam it is estimated that tahmin ediliyor. 20 milyon ton her yıl diye devam ediyorum. Zaten it yapısı, şey, estimate yapısı genellikle it'le kullandığımda it is estimated that olarak pasif bir yapı, pasif bir şekilde kullanılır. Çünkü tahmin eder demem için kimin neyi tahmin ettiğini söylemem lazım. Ama burada tahmin edilen şeyi söylüyorum öncesinde. O yüzden doğru cevabım Adana olacaktır. Geldim 18. soruma. 18. sorudan 25. soruya kadar cümle tamamlama sorusu çözeceğiz. 18. sorumuza bir bakalım. Burada cümlemizin başını vermişiz. Pardon, başını istiyoruz, devamını vermişiz. And the cloning of mice, yani farelerin, buzağıların, kedilerin ve diğer memelilerin ne yapılması, klonlanması has been successful ever since. Ha, en güzel ipucunu bana burada şu yapı verdi. Ever since dedim. O zamandan beri dedim. Ve bunun arkasına bir güzel present perfect'imi de kullandım. Yani burada ne kuralı devreye giriyor? Since kuralı devreye giriyor. O zaman kural neydi? Since'i neyle eşleştiriyordum? Arkası past, devamı da ne olmalıydı? Perfect olmalıydı. Present perfect olmalıydı. Burada present perfect'imi verdim. Cümle tamamlama sorusu çözüyorum. Since, ever since aynı şeyler zaten. Ever since yapısını verdim. O zaman aşağıdaki cümlelerde ne aramam gerekiyor? Perfect'im var. Past'ımı aramam gerekiyor. Baktım A'ya may have to demişim, present gitti. B'ye baktım, it is now that demişim, present gitti. C'ye baktım, British scientist cloned the first mammal in 1996 demişim, past bir dursun. Denizli'ye baktım, all the nuclei of animal have the same present gitti. The other parts of his DNA demişiz. Kimin DNA'yı bilemiyorum. Ayrıca the other demişim. Yani bir şeyden bahsetmeliyim ki bir diğer, the other'dan bahsedeyim, değil mi? O yüzden doğru cevabım Ceyhan olacak. İngiliz bilim insanları ilk memeliyi 1996 yılında klonladı. O zamandan beri şunlar, şunlar, şunlar da başarılı bir şekilde klonlandı. Geldim 19. soruma. Burada yine cümlenin başını bulmamızı istiyor. Bizden and are thrilled that we can now share them with international public demişiz. Şimdi burada çoğul bir şeye ihtiyacım var belli. Are'la devam etmişim. Zaten and'i bağlıyorsam, yani bir cümleyi and'le bağlıyorsam aynı yapıda, aynı özneler, aynı içerikler olmalı biliyorsunuz ki bazı durumlarda. And are thrilled that. Bir de we var burada. Biz şimdi ne yapıyormuşuz? Onları uluslararası halkla paylaşmaya korkuyormuşuz. Them. Neyi paylaşmaya korkuyoruz? Burada them'i refer edecek bir ifadeye ihtiyacımız var. It will probably take longer than we expect to get promising results. Bizim beklediğimizden daha uzun sürebilir. Sürecek muhtemelen diyor. Sonuç almak. Neyin sonucunu almak? Olmadan. We are frequently warned about the adverse effects of obesity. Obezitenin ciddi etkilerinin konusunda sıklıkla uyarılıyormuşuz. Ve bunu uluslararası halkla mı paylaşmaktan korkuyoruz? Olmadı. There are a lot of concerns about the safety of genetically modified food. Genetik olarak modifiye edilmiş, değiştirilmiş yiyeceklerin güvenliği konusunda çok fazla endişe var ve korkarlar olur mu? Hayır, gittim. Yani kim korkuyor, değil mi? We are really excited about the discoveries that we have made. Yapmış olduğumuz thrill burada korkmak anlamında değil, heyecanlanmak olarak kullanılmış.
Bu yapıyla eşleşiyor çünkü. We are really excited about the discoveries that we have made. Yapmış olduğumuz keşiflerle ilgili çok heyecanlıyız gerçekten. Ve onu uluslararası halkla, camiayla paylaşmak için çok heyecanlıyız. Thrilled. Korku anlamında da kullanılır, heyecanlı anlamında da kullanılır. O yüzden doğru cevabımız Denizli olacak. Ayıp olmasın yine Edirne'ye de bakalım. Some refugees have been sent back to their homeland for political reasons. Bazı göçmenler politik sebeplerden dolayı kendi memleketlerine gönderildi. Ve bunu uluslararası camia ile paylaşmak gene olmuyor. O yüzden Edirne'yi de eledim. Geldim 20. soruma. An average American 8-year-old watches more than 4,000 food advertisements a year. Wow. Diyor ki, ortalama 8 yaşında bir Amerikalı bir yılda 4.000'den fazla yemek reklamı izlermiş. Cümlemin baş kısmını verdim ve bunun devamını istiyorum. Devamında ne kullanabilirim? Even though they are known to contribute positively to general health. Onlar genel sağlığa pozitif olarak katkıda, onların genel sağlığa pozitif olarak katkıda bulunulduğu bilinmesine rağmen. Even though bir zıtlık bağlacıdır. Burada ben herhangi bir zıtlık göremiyorum, değil mi? O yüzden A'nın doğru şıkkımız olmuyor. B'ye bakalım. And about half of them are for candy, snacks and fast food. Ortalama 8 yaşında bir Amerikalı yılda 4.000'den fazla reklam izler, yemek reklamı. Ve onların yarısı kadarı şeker, atıştırmalık ve fast food reklamıdır. Bence olabilir. Şuraya bir tik koyalım. Geri dönelim bu şıkkımıza. So there are more school children on the roads today than 10 years ago mu? 4.000'den fazla reklam izledikleri için mi 10 yıldan bugünle 10 yıl öncesini karşılaştırdığımızda yollarda daha çok okul çocuğu var? Hayır, so ifadesi bir sebep sonuç ilişkisi bildirir, değil mi? Burada bizim eş durumumuzu eşleştirmiyor. O yüzden eliyorum. D'ye gelelim. When they start at. Şimdi. Burada zaten direkt olarak bu şıkkı eleyeceğiz. Neden hocam diye soracak olursunuz. Soramıyorsunuz. Sorduğunuzu farz edelim. When'den sonra started demişim arkadaşlar. Burada past simple bir ifade kullanmışım. When bir zaman bağlacı mı? Evet hocam. Peki zaman bağlaçlarında tense'ü mü aramak zorunda mıyım? Tabii ki zorundayım. When'in arkasına past kullandıktan sonra burada present kullanabilir miyim? Asla. O yüzden bu şıkkımızı eledik. Görmemiş varsayıyoruz. But it is currently impossible to broadcast such dangerous advertisements. Arkadaşlar saç demem için öncesinde bir örnekleme yapmam lazım. Yani öncesinde bir açıklama yapmam lazım ki ben burada dangerous advertisements diyeyim. Yani böylesi tehlikeli reklamlar. Tehlikeli dedi mi reklama? Hayır, sadece şu kadar çocuk şu kadar reklam izliyor dedi. Yani bunların tehlikeli olup olmadığını bilmiyoruz. O yüzden Edirne'yi de eliyorum. Doğru cevabım tam da tahmin ettiğimiz gibi Bursa oluyor. 21. sorumuzla devam edelim. So that demişiz. Yani sın diye. You can find a parking space quickly. Sen daha hızlı bir şekilde park alanı bulabil. Run them with as little petrol as possible. Mümkün olduğunca az yakıtla onları çalıştır. Run'ın sadece koşmak anlamı yok biliyorsunuz. Bir aracı çalıştırmak ya da bir şirketi işletmek anlamında da kullanabiliyoruz. And have room for as many people as possible. Ve yeteri kadar da insanlar için alan olmasından bahsediyoruz. Room dediğimizde her zaman oda demek değildir. Bakalım A şıkkımıza. One of the biggest trends in producing cars today is keeping them small. Ben direkt düştüm bu şıkkı. Mantıklı bir şık. Diyoruz ki bugün araçların üretilmesinde en büyük trendlerden biri nedir? Onları keeping them small, onları küçük tutmaktır. Ne olsun diye? Sen hızlı bir şekilde park alanı bulabil diye, onları mümkün olduğunca az yakıtla çalıştırabil diye vesaire vesaire.
Şuna bir tik koyalım. Ayıp olmasın, diğer şıklarımızı da inceleyelim. According to the statistics, India makes about 1.2 million cars a year. İstatistiklere göre Hindistan bir yılda 1.2 milyon kadar araç üretiyor bize. Değil mi? Burası bizi ilgilendirmiyor. Çünkü buradaki bilgiye göre biz, ya yani Hindistan 1.2 milyon yılda 1.2 milyon araç üretiyor diye mi biz parking space bulabiliyoruz hızlı bir şekilde? Tabii ki hayır. C'ye bakalım. The idea of a cheap car for everyone makes some experts skeptical. Diyor ki ucuz araba, herkes için ucuz araba fikri bazı uzmanları şüpheye düşürdü. Onlar şüpheye düştü. Hadi biz de o zaman gidelim kolay bir şekilde parking space bulalım. Oldu mu? Hayır. It is obvious that more cars lead to more traffic and more pollution. Daha fazla araba, daha fazla trafik ve daha fazla kirlilik demek. Bu nettir. Bu yüzden sen kolay bir şekilde park alamadın. Hayır. In most cases, birçok durumda yeni arabalar binlerce dolara mal olurmuş. Bu yüzden sen de gidip kolay bir şekilde parking space buluyorsun. Gene olmaz. O yüzden doğru şıkkım Adana olacak arkadaşlar. Cümle tamamlama sorularını çözerken zaten bağlaçla bağladığımız için genellikle cümlelerimizi bu bağlaçların ilişkisini, zıtlık bağlacı mı, zaman bağlacı mı, işte ben burada tensörümü aramak zorunda mıyım, değil miyim, bu tarz ifadeleri kaparsanız eğer kolay bir şekilde sorularınızı çözersiniz, emin olun. Gelelim 22'ye. A computer can have a big program that knows many things and answers many questions. Bir bilgisayarın büyük bir programı olabilirmiş, her şeyi, birçok şeyi bilen ve cevaplayan birçok soruyor. Dedim. Although it has been a long time since the first personal computer was introduced. İlk kişisel bilgisayar tanıtıldığından beri, piyasaya sürüldüğünden beri çok zaman olmasına rağmen mi bilgisayarların büyük programları olur? Hayır. Zıtlık bağlacı kullanmışım. Bu zıtlık bağlacının zıttı bir durum yok boşluktan önce, değil mi? But mesela burada da bir zıtlık bağlacım var. But still this doesn't mean it is more intelligent than humans. Evet, bir bilgisayarın büyük bir programı olabilir. Birçok şeyi bilebilir. Birçok soruyu cevaplayabilir. Ama bu durum bilgisayarın insanlardan daha zeki olduğu anlamına gelmez yine de diyor. Bence olabilir. Bir tik koyalım. Even if older generations used to know. Şimdi even if bir conditional bağlacım ve zıtlık bağlacım. Benim burada bir tane suyumuna ihtiyacım var. Burada can have demişim. Burada used to demişim. Eyledim. And then it may convince you to find a way to get around this problem. Ve this problem demişim. Arkadaşlar burada herhangi bir problem yok. Durduk yere problem uydurmayalım, değil mi? This problem demiş. Yani bu problemin bu problemin seni çözmen için bir yol sana bulabilir tarzında bir şey söyle. Ortada bir problem yok ki. Whereas others bir bilgisayar dedik diğerleri. Burada yani bir bilgisayar dediğimiz net bir bilgisayar değil. The computer değil yani herhangi bir bilgisayardan bahsediyorum ben. O yüzden Edirne olmaz. Doğru cevabım Bursa olacak. Yirmi üçüncü sorumuza gelelim. Which may be because older mothers spend more time with their children and talk to them more often. Bu neyden dolayı olabilir? Yaşlı anneler mi? Daha yaşlı anneler mi? Bunu konteksten çözeceğiz. Daha fazla zaman harcıyorlarmış, ayırıyorlarmış çocuklarına ve onlarla daha sıklıkla konuşuyorlarmış. Bakalım ney bundan dolayı olacak? There are millions of hungry children around Dünyada milyonlarca aç çocuk var.
dedikten sonra bu çocukların speaking ability'lerinden bahsedebilir miyim? Daha sıklıkla konuşuyorlar onların anneleri falan. Bu yüzden mi? Annem benimle konuşuyor, o yüzden aç olayım mı? Hayır tabii ki. Bu daha ciddi bir problem. Yani bu cümlenin konusu değil. Parents should be able to tolerate their children's mistakes. Ebeveynler çocuklarının hatalarını tolere edebilmeli. Görmezden gelebilmeli. Ama ebeveynler, parents diyor bakın arkadaşlar. Ebeveynlik sadece annelik değil. Devamında mothers'la devam etmişim. Gitti. Devam ediyorum. Sosyal mesajımızı da verdikten sonra. Children who have older mothers. Bakın. Older mother, older mother. Eşleşti mi? Have a better language ability. Çok güzel. İstediğimi direkt buldum. Daha iyi dil kabiliyetleri vardır. Daha yaşlı olan çocukların. Neyden dolayı olabilir? Çünkü yaşlı anneler çocuklarıyla daha fazla vakit geçirebilirdi ve onlarla daha sıklıkla konuşabilir. Bir dursun bakalım. Tikimizi koyalım gene. The children in the newly opened kindergarten seem quite happy. Yeni açılan anaokulundaki çocuklar gayet mutlu görünüyor. Allah mesut etsin. Bizi ilgilendirmiyor burası. Değil mi arkadaşlar? Çünkü older mother'lardan bahsediyoruz. China's population growth has to be stopped or else the country will suffer. Çin'in nüfusunun büyümesi durdurulmalı yoksa ülke acı çekecek. Bu konu hakkında şu dönemde asla yorum yapmak istemiyorum. Konumuz bu değil zaten. Older mother'lar çocukların daha sıklıkla konuşması vesaire bizim konumuz. Çin bizi hiç mi hiç alakadar etmiyor? Doğru cevabımız Ceyhan. Geldim 24'e. That there will be fewer athletes in more traditional events like weightlifting and wrestling. Şimdi daha az atlet olacak, sporcu olacak diyor geleneksel şeylerde, müsabakalarda, etkinliklerde işte ağırlık kaldırma gibi, güreş gibi. Peki bakalım bakalım nasıl? We hope to be able to send more athletes to the next Olympic Games. Gelecek olimpiyat oyunlarına daha fazla sporcu göndermeyi umut ediyoruz dedikten sonra zıtlık bağlacı göndermeden daha az sporcu zıtlık bağlacı kullanmadan daha az sporcu ifadesini kullanamaz. Nadana yeledim. Raced successfully in three consecutive Olympic Games. Üç olimpiyat oyunlarından bahsediyoruz. Başarılı bir şekilde yarışmamızdan bahsediyoruz. Having Grace'le başladıysam eğer burada bir şeyimin olması gerekiyor. Participle kullanmışım. Öncelik sonralık ilişkisinin olması gerekiyor. Öncelik sonralık mı kullanmışım? Hayır, gitti. Diğer şıkkımıza bakalım. There used to be less interest in branches like football and voleybol. Bizde ne? Değil mi? Daha öncesinde futbola ve voleybol gibi alanlara daha az ilgi vardı. Dedikten sonra that there will be fewer kısmı olmaz. Having newer sports in the Olympic Games means diyor ki olimpiyat oyunlarında yeni sporların ortaya çıkması da ne anlama geliyor? İlerleyen zamanlarda bizim geleneksel sporlara daha az sporcu göndereceğimiz anlamına geliyor. Direkt işaretledim ama umarım doğrudur. Diğer şıkkı da bakalım. It's a great honor to be part of the Olympic Committee. Olimpik komisi bizi ilgilendirmiyor arkadaşlar. Yine geçtik. Diyor ki bu Olimpik komisinin bir parçası olmak çok büyük bir onur. Ne güzel. Gelelim 25'e. Two brake pads grip a disc fitted to the inside of each of the wheels. Yine arabaya dair bir şey vermiş. İki tane işte fren pedalından bahsediyoruz. Şeyin tekerleğin her birinin içinde uygun bir şekilde oturacak diskleri varmış falan filan. Bakalım. While the hand brake in cars is used to keep the car stationary, while'ı vermişsin. Hadi diyelim ki bunu zaman bağlacı değil, zıtlık bağlacı görevinde kullandık.
Burada el freninden bahsediyorsan diğer tarafta normal frenden bahsetmen lazım. Bir karşılaştırma yapıyor olman lazım, değil mi? Gitti. As older cars are much less reliable than newer ones. Eski arabalara yeni arabalardan daha az güven oldukça brake pad ile devam eder miyim? Bu çok genel bir şey ama yukarıda bize çok özel bir bilgi vermiş. Buradaki konuya göre arabanın parçasından bahsediyorum yani. Even though many drivers still prefer manual transmission cars, birçok sürücü hala manuel arabaları yani otomatik değil manuel arabaları tercih ediyor olmasına rağmen dedikten sonra zıtlık ifadesiyle devam ediyor muyum yukarıda? Hayır, o yüzden Ceyhan'ı da eledim. As long as drivers obey traffic rules falan lütfen hiçbir şekilde bence devam bile etmeyelim bu şıkkı okumaya. When the driver presses the brake pedal, yani sürücümüz fren pedalına bastığında fren pedalları işte tekerleklerin içindeki yerleri, diskleri falan yakalıyormuş, araba duruyormuş tarzında genel bir bilgi vermişiz. O yüzden doğru cevabımız Edirne olacak. Paragraf sorularımıza devam edelim. 26 ve 28. soruları kapsayan paragrafımızda İngiltere'deki çalışanlardan bahsediyoruz. Ödemelerini alamamışlar, gerekli zamlarını alamamışlar ve bundan dolayı greve girmişler. Sorularımıza bir bakalım. Paragraf sorularını çözmeden önce mutlaka sorularımızı okumalıyız ki sorular bizden ne istiyor? Paragrafta hangi bilgiyi arayacağız? Böylece bilebiliriz. 26. soruda diyorum ki according to the passage, workers at United Kingdom Central Bank. Parçaya göre İngiltere'nin Merkez Bankası'ndaki çalışanlar. 27. sorumda what can be inferred from the passage about the government's pay rise offer? Hükümetin maaş zammı teklifiyle ilgili parçadan ne çıkarabiliriz? Infer varsa eğer sorumuzun içerisinde parçada verilen bilgilere göre çıkarımda bulunacağız. Ama kendi kafamıza göre bir çıkarımda bulunmuyoruz tabii ki. Parçada verilen bilgilere göre çıkarımda bulunuyoruz. Yani bu bilgi parçada net olarak yok ama net olarak biz bu bilginin çıkarımında bulunacağız verilen bilgilere göre. 28. sorumuza bakalım. The main purpose of this passage is to. Main purpose'lı bir ifade görüyorsak arkadaşlar bu da parçanın ana fikrini soruyordur bize. Yani ben bu okumuş olduğum parçadan ne özetleyebilirim tek cümleyle? Ya da başlık koymak istersem ne koyabilirim gibi sorular. 26. sorumuzda parçaya göre Amerika, pardon, İngiltere Merkez Bankası'ndaki çalışanlardan bahsediyorduk ve bu sorunun bilgisi have been offered a pay rise below the level of inflation demişiz. Yani enflasyon seviyesinin altında onlara maaş zammı önerilmiş, teklif edilmiş. Bu bilgiye nereden ulaşıyorum? Is below the level of inflation currently standing at 2.9% dediğimiz bilgiyle ulaşıyoruz. Yani annual salary dediğimiz şey yıllık maaş. Yıllık maaş zammından, increase'den bahsediyoruz. Ve bu da neredeymiş? Enflasyon seviyesinin şu anda 2.9, %2.9'un altındaymış. O yüzden doğru cevabım Adana olacak ve bunun bilgisine de az önce işaretlemiş olduğum yerden ulaştık. 27. soruma geliyorum. What can be inferred from the passage about the government's pay rise offer? Hükümetin maaş zammı teklifiyle ilgili parçadan ne çıkarımında bulunabiliriz? Bu sorumuzda da only two-thirds of the public sector staff will get a pay rise şıkkımız. Doğru şıkkımız. Bu bilgimize de nereden ulaşıyoruz? Bakın çıkarım sorusu demiştim. Yani sadece public sector'ın yani halk sektöründe, devlet sektöründe çalışanların sadece üçte ikisi, two-thirds, evet üçte ikisi zam alacaklarmış.
Bu bilgiye de nereden ulaşıyorum? Bu bilgi net olarak parçanın içerisinde yok. Ben bunu infer yaptım, çıkarım yaptım. Yani 1% pay rise dedim. Devamında da bakın. A third of staff could get no pay increase at all. Yani üçte biri almıyormuş. Üçte ikisi şey, üçte birinin alamadığından bahsediyorum. O zaman sadece üçte ikisi alabiliyordur. Yani bu bilgi net olarak parçada yok ama üçte biri bilgisini 1% pay rise dedikten sonra third of staff dedik deyip üçte biri bilgisini burada verdiğim için üçte ikisi çıkarımını bu bilgiye göre bu parçadan çıkarabiliyorum arkadaşlar. Gelelim 28. sorumuza. 28. sorumuzda the main purpose of this passage is to demişiz. Yani parçanın ana fikrini soruyor bana. Parçanın ana fikrini bulmak için de ne demiştik? Özet geçeceğiz. Genel olarak parçayı okuduğumuzda da İngiltere'deki çalışanlardan bahsediyoruz. Bunların aldıkları maaş zammından bahsediyoruz. Enflasyon oranından düşük olmasından bahsediyoruz vesaire. O zaman nedir bu da? Report a current issue in the United Kingdom. Yani İngiltere'deki şu anda var olan bir durumu rapor ediyor. Parçanın ana fikri budur. Hani İngiltere'de böyle böyle bir durum var. Onlar zam alabiliyorlar, alamıyorlar gibisine genel bir bilgi veriyor bize. Dokuz ve 31. sorularımızla devam edelim arkadaşlar. Önce ne demiştik? Sorumuzu okuyoruz. It is understood from the passage that. It is understood from the passage that gibi bir ifademiz varsa eğer. Parçadan anlaşıldığı kadarıyla diyordur ve parçadan bir bilgi arayacağız. Neyin bilgisini arayacağız? Bazı Chelsea fanlarının yani taraftarlarının ne yaptığına dair bir bilgi arayacağım parçadan. Şunu biraz yakınlaştıralım. 30. sorumda diyorum ki yine bakın infer yani çıkarımda bulunacağız. Parçada verilen bir bilginin çıkarımında bulunacağız. Ve bu bilgi neymiş? Ruth Gullett dediğimiz kişiye dair bir çıkarımda bulunacağız parçadan. 31. soruma geldiğimde ise which of the following is false about Chelsea Football Club? Chelsea kulübü ile ilgili hangisi yanlıştır? Following ifadesi aşağıdakilerden hangisi demektir? Yani burada bir şeyi takip ediyor falan diye düşünmeyin. Ve bu sorularımızın cevaplarını içeren bilgilere gelelim şimdi. 29. sorumuzda ne arıyorduk? Bazı Chelsea fanları diyorduk. Hemen yukarı çıkalım. Ne diyoruz? Hooligans gave the club a bad reputation. Yani bazı hooliganlar ne yapmışlar? Kulübe kötü bir ün vermişler. O zaman behaved unfair in an unfavorable manner and caused trouble. İstenmeyen bir şekilde davranmışlar ve sorunlara sebep olmuşlar. Direkt olarak o cümleden bunun çıkarımında bulunabiliriz. Doğru cevabımız Bursa olacak. 30. soruma geldiğimde ise bu kişiye dair bir çıkarımda bulunacaktık ve bu abimizin isminin geçtiği yerde neresi? A famous Dutch player became manager and brought top class players in to London demişim. Yani buna dair burada verilen bilgilere göre Londra'da top class players olmuş, became manager olmuş, famous Dutch player'mış. Yani hep olumlu şeyler söyledim. Bunlar doğrultusunda Chelsea'ye pozitif anlamda bir katkıda bulunduğunun çıkarımında bulunabilir miyim? Tabii ki bulunabilirim. Çünkü hep olumlu şeyler söyledim bu abiye dair. Geldim 31. soruma. 31. sorumda ne istiyordu benden? Chelsea Football Club'la ilgili yanlış olan bilgiyi bulmamı istiyordu. Peki, buna dair şıklarımıza baktığımızda It is one of the most successful football clubs in England ifadesi zaten parçamızın girişinde one of the most successful football clubs in England olarak verilmiş direkt olarak. It was 1955 when it first won the league championship. İlk şampiyonayı kazandığı zaman ne zamanmış?
was first successful 1955 when it won league championship for the first time. Zaten burada direkt olarak bu bilgiyi vermişim. O yüzden Bursa'da benim için false information olmuyor. Geldim C'ye. It experienced a troubled period in the 70s and 90s. 70'lerde ve 80'lerde sorunlu bir periyot yaşadı diyor. Zaten burada işte holiganlar kötü bir ünle sebep olmuşlardı. Bakın 70'ler ve 80'ler were a time of trouble for the club diyerek direkt olarak bu bilgiyi zaten yine vermişim. It had to spare a lot of money for the construction of the Stamford Bridge Stadium. Bu stadyumun kurulması inşasına çok fazla para harcamak zorundaydı. Zorunda kaldılar diyor. Bunun bilgisi de neredeydi? The club needed money to rebuild bla 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 demişiz. Yani çok fazla para harcamasına gerek vardı dedik. Aynı bilgiyi verdik. E şıkkında ne diyorum bakın arkadaşlar? Always. Yani her zaman İngiltere Ligi'nde kurulduğundan beri important parts olmadı. Dönem dönem düştüğü zamanlar oldu ve zaten parçada bunlardan bahsediyordu farkındaysanız. O yüzden Chelsea Football Club'la ilgili false information'ımız Edirne olacaktır. Geldim diğer parçama. 32. ve 34. soruları cevaplayacağım. Önce sorularımıza bakıyorduk. According to the text, parçaya göre what is true about land surveying? Yani alan araştırması ile ilgili hangisi doğrudur diyorum. Bunun o zaman parçada altını çizeceğim ve bununla ilgili bir bilgi arayacağım. Geldim 33. soruma. Infer dedik. Ne yapacağız? Çıkarımda bulunacağız. 34. sorumuzda da main purpose of the text is to demişim. Yani ana fikri soruyor. Land surveying ile ilgili doğru olan şeye geldiğimizde ise bakın. Bu cümlemde diyorum ki for the first time land surveying became a profession in its own right. Roman surveyors diye devam ediyorum. Yani land surveying dediğimiz şeyi ilk olarak kim kullanmış? Romalılar kullanmış ve for the first time diyerek zaten bana bunun ipucunu vermiş oluyor. Dolayısıyla doğru şıkkım hangisi? It did not exist as a profession diyordu hatırladığım kadarıyla. Evet, became a profession demişim. Before the Romans, Romalılardan önce iş olarak yoktu diyor. Doğru cevabım Adana olacak. Geldim 33. soruma. It can be inferred that parçada çıkarımda bulunacağız. Bakın şurada diyoruz ki the story of cartography. Kartografinin hikayesinden bahsediyoruz. Ropes to map of exploration, navigation gibi bir sürü cümle vermişim. Yani şu kısımda aslında kartografi dediğimiz şeyin making map'e dair bir iş olduğundan bahsediyoruz. Bunun neyinde bulunuyoruz? Bu bilgi direkt olarak var mı? Bu bilgi direkt olarak parçada geçiyor mu? Hayır. Ancak şu kısımda işaretlemiş olduğum kısımda bu kartografi dediğimiz şeyin harita yapımı ile ilgili bir şey olduğunun neyinde bulunuyorum? Çıkarımında infer yapıyorum yani. Geldim 34. soruma. The main purpose of the text is to. Parçanın ana amacı nedir? Yani genel fikri nedir? Map making'e dair brief bir summary yani kısa bir özet vermektir. Doğru cevabım bu yüzden Adana olacak. Devam edelim. 35. ve 37. soruları cevapladığımız parçamızın sorularına bakalım. Why does the author mention DNA? Yazar neden DNA'dan bahsetmiştir? Bu net bilgi sorusudur arkadaşlar. Bu tarz sorular her zaman çözülmesi en kolay olan sorulardır. 36. soruma bakıyorum. Why does the author give the example of exposure to sunlight? Yazar neden güneş ışığına maruz kalma örneğini verdi. Parçada demek ki güneş ışığına maruz kalmaya dair bir cümle var ve ben bunun sebebini arayacağım. Yine net bilgi sorusu, yine çözmemi en kolay sağlayabileceğim bir soru.
37'de diyorum ki as we understand from the passage cancer. Parçadan anladığımız kadarıyla kanser. 35. sorumuzla bir başlayalım çözmeye. Neden DNA'dan bahsettik dedik. Şimdi parçanın girişinden aşağılara kadar geldiğimde DNA'dan bahsettiğim kısım şuradan itibaren başlıyor fark ettiyseniz. Ve neden bundan bahsetti diye soruyor bize. Döndüğümüzde they sometimes lose their ability to control their own growth. Yani kanser hücrelerinden bahsediyoruz. They dediğimiz şey cancer cells. Onlar bazen kendi büyümelerinin kontrolünü kaybederler. This may be because DNA is damaged. Bu neyden dolayı olabilir? DNA'nın zarar gördüğünden dolayı olabilir. Bu bilgiyi de bana nerede veriyor? Cancer cells may fail to control their own growth due to damaged DNA. Yani kanser hücreleri kendi büyümelerini kontrol edemeyebilir. Neyden dolayı? Zarar görmüş DNA'dan dolayı. Farkındaysanız restatement yaptı. Yukarıdaki cümlenin aynısını aşağıda verdi farklı şekilde söyleyerek. 36. sorumda diyordum ki give the example of exposure to sunlight. Güneş ışığına maruz kalma örneğini neden verdin? Güneş ışığına maruz kalma örneğim şu kısımda geçiyor. Ve diyorum ki burada many forms of cancer are caused by our environment. Birçok kanser türü ne? Bizim çevremiz sebep olur. If you expose yourself to the sun's rays without any protection for too long, chances of getting skin cancer will become higher. Eğer kendini güneşin ışıklarına herhangi bir koruma olmadan without any protection for too long uzun süre maruz bırakırsan chances of getting skin cancer cilt kanserine yakalanma şansın ihtimalin will become higher daha da artacaktır diyor. Dolayısıyla yazar bize neden güneş ışığına maruz kalma örneğini verdi? To explain how environmental factors can cause cancer. Yani çevresel faktörlerin kansere nasıl sebep olacağı örneğini açıklamak için. Ne demiştik bakın burada da? Many forms of cancer are caused by our environment. Bizim çevremiz sebep oluyor kanserin birçok formuna. Mesela if you expose yourself diye bunun örneklemesini yapıyorum. Amacım da bu zaten. 37. soruma geldim. As we understand from the passage cancer. Parçadan anladığımız kadarıyla kanser dedik. Ve bu bilgimizde direkt olarak şu altını çizmiş olduğum kısımda var. Cancer is not contagious. Contagious nedir arkadaşlar? Bulaşıcı. Kanser bulaşıcı değildir. Ve bunu da hangi şıkta veriyorum? Does not spread from one person to another. Yani bir kişiden diğer kişiye bulaşmaz. Not spread dediği şey nedir arkadaşlar? Not contagious'tır aslında. Evet arkadaşlar 41. sorumuzla devam edelim. 41. sorumuzdan 45. sorumuza kadar diyalog tamamlama soruları çözüyoruz. 41. sorumuzda Özgür'le Sena konuşmuş. Özgür diyor ki, I know your general knowledge is amazing, but I'm sure you can't answer this question. Senin genel kültür bilginin çok iyi olduğunu biliyorum ama eminim ki bu soruyu cevaplayamazsın. Sonra Sena bir şey demiş. Özgür buna cevap olarak diyor ki, I thought you might be fed up with my questions. Benim sorularımdan bıkmış olabileceğini düşündüm. Anyway, her neyse, here is the question. İşte soru geliyor. What is a coral and where the corals live? Mercan ne demektir ve mercanlar nerede yaşar tarzında bir şey demiş. Şimdi Sena'nın burada söyleyeceği şey Özgür'ün hem ilk söylediği şeye cevaben hem de ikinci söylediği şeye köprü oluşturacak bir cümle olmalı. Şıklarımıza bir bakalım. Bu arada siz devamını okuyun. Ben şu an sadece hızlı çözüm yaptığım için bunu geçiyorum. A şıkkına diyorum ki you don't need to look for indirect ways to convince me to stay with you. Seninle kalmaya beni ikna edecek böyle dolaylı yollar aramana gerek yok tarzında bir şey diyor ama seninle kalmak burada biraz alakasız kaçıyor.
B şıkkına bakalım. If you want to improve your general knowledge, you must stop watching football all the time and start reading. Burada zaten general knowledge'ı övülen kişi Sena'ydı değil mi? Ama Sena da diyor ki sen general knowledge'ını geliştirmek istiyorsan futbol maçları izlemeyi bırakmalısın ve okumaya başlamalısın diyor. Ama burada cevap olarak benim sorularımdan bıktın tarzında bir şey Özgür söylememeli. C şıkkına bakıyorum. C şıkkında diyorum ki şunu da silelim. It seems you need my help with your homework. You can ask your question directly. Görünen o ki ödevinde benim yardımıma ihtiyacın var. Direkt olarak sorabilirsin diyor. Sonra Özgür buna cevap olarak şuradan bakalım. Benim sorularımdan bıktığını düşünüyorum. Neyse işte soru diye buna cevap verebilir mi? Verebilir. Hem işte soru diyor bakın. Hem de sorularımdan bıktığını düşünüyorum tarzında bir şey soruyor. C şıkkı olabilir. D'de diyorum ki as far as I know your brother's general knowledge is awesome. Why don't you go to him? Bildiğim kadarıyla senin erkek kardeşinin genel kültür bilgisi harika. Neden ona gitmiyorsun? Ama burada bizi erkek kardeşi ilgilendirmiyor. Maybe I can. Maybe I can demesi için can you diye bir soru sorması gerekiyor arkadaşlar. Yes no question'ı sorması gerekiyor. O yüzden doğru cevabımız Ceyhan olacak. Kırk ikinci sorumuzla devam edelim. Alex ve Rooney konuşuyorlar. Çok affedersiniz. Alex ve Rooney konuşuyorlar. Alex diyor ki, did you know they used to say the sun never sets on the British Empire? Önceden üzerinde işte güneş batmayan ülke diyorduk ya hani biz de. İngiliz İmparatorluğu hakkında böyle bir şey söyleniyor. Bunu biliyor muydun? Diyor. Biliyor musun? Diyor. Sonra Rooney bir şey demiş. Alex de diyor ki, they said so because Great Britain ruled the largest empire in history up to the beginning of the 20th century. Böyle diyorlar çünkü yani bir açıklama yapıyor. Muhtemelen Rooney neden böyle diyorlar diye sormuş değil mi? Alex diyor ki böyle diyorlar çünkü 20. yüzyılın başlarında Büyük Britanya işte tarihin o zamana kadarki en büyük imparatorluğunu yönetiyordu tarzında bir şey söylüyor. Şıklarımıza bakacak olursak. No, I didn't demem için yine yes no question'la did you diye sormam lazım arkadaşlar. Gitti. Yani burada aylık bir durum yok. Sormuş aslında pardon. Did you know diye sormuş çok özür dilerim. Hayır bilmiyorum and I don't know why they moved to Britain a century ago. Şimdi diyor ki burada they kim? Bir dakika burası bizi soruya yönlendiriyor değil mi? Biliyor muydun diye soruyor. O da hayır bilmiyordum diyor. Olabilir burası ama devam diyor ki ve neden onların İngiltere'ye bir yüzyıl öncesinde taşındıklarını da bilmiyorum. Gittiklerini de bilmiyorum. Kimlerin? Değil mi? O yüzden A'ya eliyorum. B'ye geldim. Yes, I have heard that several times but I don't know what they meant by that. Evet birkaç kez duydum ama bununla neyi söylediklerini bilmiyorum. Ne anlama geldiğini bilmiyorum bunun diyor. O da bunu söylüyorlar çünkü diye Great Britain diye anlatmaya devam ediyor. Diğer şıklarımıza da bakalım ayıp olmasın. Aslında I've been to Britain several times before but I've never tasted that. Neyin tadına bakmadın Britanya'ya gittiğinde değil mi? I promise I'm going to visit that castle. Hangi castle'ı ziyaret ediyorsun? No, I didn't because no one told me that. Hayır, bilmiyordum çünkü hiç kimse bana söylemedi. I had to buy a direct flight to the capital of Britain. Nereye gidiyorsun Britanya'nın başkentine direkt uçuşla? Evet. Çok sinirlendim yanlışlıkla. 43'te Louise ile Stephen'ı konuşturuyoruz ve Louise diyor ki I watched a very interesting movie telling the story of James Cook last night. James Cook hikayesini anlatan bir çok ilginç bir film izledim dün gece. I strongly recommend you to see it. Kesinlikle tavsiye ediyorum sana diyor. Sonra Stephen bir şey demiş. Louise de diyor ki you can't be serious. Ciddi olamazsın.
He was one of the world's greatest explorers. O dünyanın en büyük kaşiflerinden biri. He was also very good at mathematics, science and astronomy. O aynı zamanda matematikte, bilimde ve astronomide çok iyi diyor. Muhtemelen James Cook'u mu tanımamış? Ona şaşırmış. You can't be serious demiş çünkü. Sonra Stefan'a diyor ki, you know, I'm not very much into history or science. Why don't we talk about football girls? Ah Stefan, ah. Biliyorsun ben çok fazla tarihe ve bilime ilgili değilim. Neden futbol ya da kızlardan konuşmuyoruz? Evet, şıklarımıza bakalım. Önce bir Stefan'ın üstüne şöyle bir çarp koyalım arkadaşlar. Don't be Stefan, tamam mı? Beyler. Who is James Cook? I have never heard of his name. James Cook da kim? Ben onun ismini hiç bilmiyorum, duymadım. Bizim aradığımız cevap. Ayıp olmasın. Diğer şıklarımıza da bakalım. I know that movie. I've seen it at least three times. Üç kez en az izledim diyor. Ben biliyorum o movie diyor. O da ciddi olamazsın dedikten sonra James Cook'u tanımlayabilir mi? Hayır. You look very serious today. Bugün çok ciddi görünüyorsun. What's the matter? Sorun ne? Ne alaka yani? If you can tell me the name of the movie, eğer filmin ismini söyleyebilirsem, I'll try to find it on the net. İnternette onu bulmaya çalışacağım. Ciddi olamazsın. Devamı olmuyor. Of course, I know who he was, but I didn't know they had made a film of his life. Tabii ki de onu biliyorum. Ama hayatının film yapıldığını bilmiyordum diyor. Bu belki yani tam buraya uymuyor aslında. Muhabbetin devamında eğer tanımıyorum demeseydi olabilirdi. Ama bizim ihtiyacımız olan yer burası. O yüzden doğru cevabımız Adana olacak arkadaşlar. Geldim 44'e. Lillian and Olivia konuşuyor. Lillian'ın dediği şeyi bulmaya ihtiyacımız var. Diyorum ki, that sounds interesting. İlginç geliyor kulağa. Have you started preparing your presentation? Sunumunu hazırlamaya başladın mı? Interesting, ilginç mi? You are kidding, aren't you? Dalga mı geçiyorsun? How can you think that the Kyoto Protocol is an interesting topic? Kyoto Protokolü'nün ilginç bir topik olduğunu, konu olduğunu nasıl düşünebilirsin? Ya çok da... It is very interesting to me, Lillian. Bu benim için çok ilginç, Lillian. Tamam mı? It's an argument that sets the standards to reduce greenhouse gases. Sera gazlarının azaltılması standartlarına dair bir anlaşma oluyor. And if you care about the environment, you must know about it. Ve çevreyle ilgiliysen bunu bilmek zorundasın demiş. Şimdi o zaman Lillian burada ben bir presentation yapıyorum Olivia bak. Ve bu sana interesting gelecek. Konumda Kyoto protokolü. Değil mi? Buna yönlendirecek bir şeye ihtiyacımız var bizim. A şıkkına baktım. The Copenhagen Summit was a United Nations conference, wasn't it? That sounds interesting. Olur mu? Adam sana soru soruyor. Şöyle değil mi? Evet çok ilginç diyebilir misin? Yani evet demeden şöyle değil mi dedikten sonra çok ilginç diyebilir misin? Hayır. Yes no question'da yes no cevabına ihtiyacın vardır. The science teacher has wanted me to make a presentation. Hop, presentation'ı verdim. Kyoto protokolünü mü verdim? O zaman bu tabii ki Olivia'ya interesting gelecek. Devam edelim. Diğer şıklarımıza bakmayı unuttuk. It is interesting that China, not the USA, is the world's biggest pop producer of CO2. İlginç diyor. Amerika'nın değil de Çin'in en büyük karbondioksit üreticisi olması. Ama presentation'a yönlendirecek bir şey söylemedi. The current American president is not taking the climate change as serious as his predecessors. Diyor ki şu anki Amerika başkanı iklim değişikliğini çok ciddiye almıyor. Edirne'de de diyoruz ki industrialized countries want to reduce greenhouse gas emissions in the next decades. Endüstrileşmiş toplumlar gelecek 10 yılda küresel değil,
Sera gazı emisyonlarını, emilimlerini azaltmayı istiyorlar. Nerede presentation? Değil mi? Gitti. Geldim 45'e, doctor'la patient konuşuyor. This must be a joke. Bu şaka olmalı. Of course I took them regularly. Tabii ki ben onları düzenli olarak aldım. But the test results do not say so. Ama test sonuçları böyle söylemiyor. If you had taken them regularly, eğer düzenli bir şekilde almış olsaydın, the results of your blood test would be different. Senin kan testin farklı olurdu. What are you talking about? Ne hakkında konuşuyorsun? Are you implying that I'm lying to you? Sana yalan söylediğimi mi düşünüyorsun? Biri size bu cümleyi söylüyorsa mutlaka yalan söylüyordur. Maybe you should consider whether or not you prescribed the right medicine instead of blaming me for lying. Belki de üzerine düşünmelisin. Sen bana doğru ilacı mı yazdın bakalım diyor, değil mi? Yalan söylemek yerine beni suçla yalan söylemekle beni suçlamak yerine bana doğru ilacı mı yazdın? Bunu bir düşün bakalım diyor. Ben başını unuttum. Doktor bir şey dedikten sonra şaka olmalı. Tabii ki de onları düzenli aldım. Yani bir hastamız var arkadaşlar. Dem demiş. Neyi düzenli aldım? Bir bakalım şıklarımıza. Are you good at telling jokes or are you one of those who prefer to listen jokes? Sen şaka yapma konusunda mı iyisin yoksa şakaları dinlemeyi mi tercih edersin? Neyleri düzenli aldın? Bir ilaç olması lazım, değil mi? Did you take your cats to school in time every day last week? Geçen hafta her gün çocuklarını okula zamanında mı götürdün? Ne? Kan testinde mi görünüyor bu? Are you aware of the fact that your general health is getting worse every day? Farkında mısın? Senin genel sağlığın gittikçe kötüye gidiyor. Yine bir ilaçtan bahsetmedik. Are you sure you have taken the pills I prescribed? Sana reçeteyle yazmış olduğum ilaçları düzenli aldığına emin misin? Tabii ki aldım. Değil mi? Were you serious when you said the other day you didn't think my diagnosis was correct? Yine burada zaten cümleye şeyle başladım. Yes, no question'la başladım. Sen ciddi miydin? Ben bir önceki gün sana benim işte sen benim teşhisimin doğru olmadığını düşündüğünü söylerken ciddi miydin diyor. Evet, diyalog sorularımız da bu kadardı. Gelelim verilen cümleye anlamca en yakın cümleyi bulma sorularına. Yani restatement yapacağız arkadaşlar. 46. sorumuzdan. Viewed from space. Uzaydan bakıyoruz. Earth offers no clues about the diversity of life forms that reside there. Orada diyor yaşayan yaşam formlarının çeşitliliğine dair dünya hiçbir şekilde ipucu vermiyormuş uzaydan baktığımızda. So impressive demiş Adana'da etkileyici olmasından bahsetmiyor gitti. Sadece bakarsan demiş böyle bir şartım yok Bursa'da gitti. Dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan yaşam çeşitliliklerinden bahsetmiş gitti. Hatta uzaydan bile gözlenebilir demiş. Denizli'de cannot be seen clearly from outer space. The clues provided by the diversity of life forms that live on Earth. When you look at Earth from space, you cannot see any sign indicating by variety of living creatures on it. Edirne doğru şıkkımız oluyor. Denizli'de neden eliyoruz biliyor musunuz? The clues provided by the diversity of life forms that live on Earth cannot be seen clearly. Net bir şekilde görülmüyor diyor ama hiç görünmüyor. Hiç no clue. İpucumuz yok yani. Tamam mı? O yüzden Denizli'de olmuyor. Geldim 47'ye. Avoiding the pressures and stresses of work and chilling out more may make us healthier and live longer. Diyor ki, işin stresinden ve baskısından kaçınmak ve daha çok chill out yapmak, yani keyfimize bakmak, bizi daha sağlıklı yapabilir ve daha uzun yaşamamızı sağlayabilir. Okay.
Evet arkadaşlar. Keşke bu kadar kolay olsa her şey değil mi? Chill out. Finding a way to avoid the pressures. Diyor ki işten ve işin stresinden ve baskısından kaçınmanın yolunu bulmaktan bahsediyoruz. Yolunu bulmayacağız. Ona dair bir cümlemiz yok burada. Having figured out a relaxation method to end and pressures and stresses of work, we are now able to. Şu anda biz bunu başarmışız ve daha sağlıklı bir hayatımız varmış. Bundan bahsediyor. Olmaz. Başarmadık çünkü yani cümlemizde öyle bir şeyimiz yok. It cannot be denied, reddedilemez demiş, direkt eledim. It is possible, it is possible diyorsam may diyebilir miyim? Diyebilirim çünkü may possible is verir. That we become healthier, make us healthier and enjoy a longer life. Daha uzun bir hayat. Live longer, healthier. If we keep away, avoid from the pressures and stresses of work and relax more. Direkt olarak oldu zaten aslında benimizle. Ama Edirne'ye de yine de bakalım. It is unlikely for us. Unlikely demişim, direkt eledim zaten. Evet arkadaşlar, 48. sorumuzla devam edelim. 48. sorumuzda diyoruz ki Type 2 diabetes was once thought to be a disease that only affected adults. Tip 2 diyabet hastalığı bir zamanlar sadece hastalığın sadece yetişkinleri etkilediği düşünülürdü bir zamanlar diyor. A seçeneğinde dedik ki there was a time when people believed that Type 2 diabetes affected adults more than demiş. More than ifadesinin yukarıda karşılığı yok. B seçeneğinde demişiz ki bir zamanlar düşünülürdü ebeveynler falan demiş. Adult olarak girmemiş oluyor. Öyledim. It used to be believed that children were not affected by type 2 diabetes olabilir. C dursun. It would be wrong to assume that yapısı uymaz. Gitti. Adult used to believe that type 2 diabetes would not affect their children. Çocuklarından bahsediyoruz. Yine olmaz. Doğru cevabımız Ceyhan olacaktır. 49. sorumuza gelelim. 49. soruda da diyoruz ki he used his background and experience to lift millions of people out of poverty. O geçmişini ve tecrübelerini milyonlarca insanı yoksulluktan kurtarmak için kullandığı tarzında bir şey söylüyor. Peki A'ya bakalım. He hoped to be. Kimse bir şey ummadı. Hope'dan dolayı eledim. Despite his background demişim. Geçmişine ve tecrübelerine rağmen diyorum. Rağmen çizgisi yukarıda yok. Bursa'yı eledim. By using the background and experiences of millions of people. Milyonlarca insanın tecrübesini ve geçmişini kullanmıyor. Kendi tecrübesini ve geçmişini kullanıyor. O yüzden Ceyhun'u da eledim. Benefiting from his background and experiences, he saved millions of people from poverty olabilir. His background and experiences are believed to have helped a lot in his fight against poverty, kendi ülkesi vesaire tarzında bir şey olmaz. O yüzden Edirne'yi de eledim. Doğru şıkkım Denizli olacaktır. 50. soruma geldim. The World Taekwondo Federation has changed its name. The word Taekwondo to prevent confusion over its acronym. Diyor ki Dünya Taekwondo Federasyonu ismini Dünya Taekwondo Tour yani The World Taekwondo değil de World Taekwondo olarak değiştirmiş. Bu bir halk dilinde kullanılan bir argo ifadenin kısaltması. Bununla oluşan kısaltma şey karışıklığı bu kısaltmayla olan karışıklığı engellemek için demişler. Dizilerde falan çok geçer. Biraz düşünürseniz bulursunuz ne olduğunu. Çok da bir önemi yok yani işte. The reason why World Taekwondo Federation calls itself World Taekwondo is that the acronym is sometimes confused with others demiş. Neyle kısaltıldığından bahsetmiyor gitti.
The World Taekwondo Federation has decided to cooperate with, iş birliği yapmaya karar vermedi, bursa gitti. In order to end confusion over its acronym, blah blah, the World Taekwondo Federation now refers to itself as World Taekwondo olabilir. By changing its name to World Taekwondo, the World Taekwondo Federation has managed to put an end all kinds of confusion. İsimiyle ilgili tüm karışıklıkları silmedi. All kinds of'dan dolayı Denizli'yi de eledim. The World Taekwondo Federation might choose kısmından dolayı might ifadesi yok. Soru cümlemde onu da eledim. Doğru cevabım ne oluyor? Ceyhan oluyor. Devam edelim 51. sorumuzla. Burada duruma uygun gelecek ifadeyi buluyoruz. You are in a taxi going to the airport. Havaalanına giden bir taksidesin. Sürücü çok hızlı sürüyor ve çok dikkatli. Sen onu kibar bir şekilde iki kez uyardın ama o dikkati almadı. You threaten him. Ne yapacaksın? Tehdit edeceksin. Bu tarz soruları sorarken kullandığımız fiiller, adjektifler, adverbler bizim için çok önemli. Çünkü bu sürücüye her şey söylenebilir. İyi anlamda da söylenebilir. Kötü şekilde de söylenebilir. Ama sen burada neye dikkat edeceksin? Threaten, yani tehdit içeren ifadeyi bulmaya dikkat edeceksin. I'm going to make an official complaint about you unless you slow down and drive carefully. Direkt olarak cevabı bulduk zaten. Eğer yavaşlamazsan ve dikkatli bir şekilde sürmezsen ben resmi bir şikayet oluşturacağım artık senin hakkında diyorum. Bir tehdit oluşturuyorum. Tehdit söylüyorum yani. Tehdit ediyorum adama. If you don't warn him, kimi uyarmıyorsun? Değil mi? Bursa gitti. This may sound like a threat, but actually it's a friendly reminder. Niye friendly reminder yapıyorsun? Adamı tehdit etmen gerekiyor. Then I told him, burada sanki bir şey anlatmışsın da sonrasında then falan diye devam ediyorsun. I'm sorry, bu bir tehdit değildir. Üzgünüm ama sen benim patronum değilsin. Bana arabayı nasıl kullanacağımı söyleyemezsin diye. Ama sen şoförle konuşuyorsun. O yüzden doğru şıkkımız Adana olacak. Tehdit içeren tek ifade olduğu için. 52'ye gelelim. Your younger brother says he is scared of sleeping alone because he is having some horrible dreams recently. I think he wants to sleep with him. He wants you to sleep with him. Refusing at request of his would-be the last thing you would like to do, you say. Senin küçük erkek kardeşin kendi başına uyumaktan korkuyormuş. Çünkü son zamanlarda korkunç rüyalar görmüş, kabuslar görmüş. Ve seninle birlikte, senin onunla birlikte uyumanı istediğini söylemiş. Sen bunun senin yapacağın son şey olduğunu düşünerek onun teklifini reddetmişsin ve demişsin ki, I'm sorry to let you down, but I can't spend my whole life with you. Üzgünüm ama tüm hayatımı seninle harcayamam. Bu uygun düşmüyor. No problem, we can sleep together as long as you want. Yukarıdaki kısmı sanırım yanlış çevirdik, evet. Refusing a request of his. Onun teklifini reddetmek senin bu dünyada yapmak istediğin en son şey. Yani kabul edeceksin. Biraz süslemişler, tuzağa düştük. Hiç problem değil. Birlikte uyuyabiliriz istediğin kadar. Değil mi? Diğer şıklara da bakalım. I know I have rejected your offer. Senin teklifini reddetmişim falan. Tekrar olmuyor. Sakin ol. You don't have to spend the whole night with me. Tüm geceyi benimle harcamak zorunda değilsin diyor. Olmaz. Dikkatlice dinle. If you have another bad dream, we will have to go to psychologist. Eğer bir kötü rüya daha görürsen psikoloğa gitmek zorunda kalacağız falan diyor. Olmaz. Doğru cevabımız Bursa. Gelelim 53. sorumuza. You want to buy a very special gift for your girlfriend for her birthday, but you don't know what to buy. Kız arkadaşına doğum günü için çok özel bir hediye alacaksın ama ne alacağını bilmiyorsun. When you ask a close friend of hers to help you choose the right gift, onun kız arkadaşına doğru hediye seçme konusunda yardım istediğinde, she says that you yourself should know what kind of gift will make her feel special. Onu ne tarz hediyenin özel hissettireceğini sen bilmelisin demiş kız da sana. Sen ısrar etmişsin ne diyerek. I think you are right, sanırım haklısın. I should have known her well enough to choose the right gift. Onu doğru hediyeyi seçecek kadar iyi tanımalıydım. Olmaz. Ama ısrar etmen lazım değil mi?
You know what she likes and what she doesn't like. So it's a waste of time to ask me what she would like. Sen onun neyi sevdiğini, neyi sevmediğini biliyorsun diye. Ama hani bana sorman, onun neyi, neden hoşlandığını bana sorman bir zaman kaybı, vakit kaybı diyor. Bu da kaba bir ifade. Israr etmen lazım. Only you can know what will make her happy and I'm sure she will be overly happy whatever to give her for birthday demiş. Sen onun neyi sevip sevmediğini biliyorsun ve ne alırsan al hoşlanacak tarzında bir şey söylüyor. Olmaz. I knew you were going to say this but I don't give up so easily. Bakın, I don't give up so easily. Bu kadar kolay pes etmeyeceğim. You are going to help me with this. Bana bunun bu konu hakkında yardım edeceksin. Israr edeceğiz. O yüzden Deniz'de doğru çıkmamız oluyor. Edirne'ye de bakalım yine. This is what friends are for. Arkadaşlar bunun içindir. I'm going to do my best. Burada sanki kız kabul etmiş de onun için sana cevap veriyormuş gibi bir ifade olmuş. O yüzden Edirne'de olmaz. 54. sorumuza gelelim. When a friend of yours asks you where you think is the most beautiful place in the world, you say that it is your town. She wonders whether you are serious and you make it clear that you really are by saying. Arkadaşlarınızdan kesinlikle küfayalı değil büyük ihtimalle. Arkadaşlarınızdan birisi dünyadaki en güzel yerin neresi olduğunu sormuş size ve siz sormuşsunuz, o da demiş ki benim memleketim, yani bu yaşadığınız yer. Ciddi olup olmadığını merak etmiş ve arkadaşınız size soruyor. Ciddi olup olmadığınızı merak etmiş ve make it clear, ciddi, hani ciddi olup olmadığınızı açığa kavuşturmak için ne demiş? Bir şey söylemesi lazım. There is something I would like to clarify. I'm not here to answer your question. Senin sorunu cevaplamak için burada değilim diyor. Ne alaka? I didn't think you were serious when you said your town was the most beautiful place in the world. Sen bunu söylediğinde senin ciddi olduğunu düşünmüyordum diyor. Ama sizin bunu açığa kavuşturmanız lazım. Burada direkt olarak düşünceyi söylüyorsunuz. You can't blame me, suçlayamazsın demiş. Devamını getirmeyelim bile. What I would like to know right at this moment is whether or not you are serious. Şu anda bilmem gereken şey senin ciddi olup olmadığın. Değil. Siz bunu açığa kavuşturacaksınız. Söylediğiniz şeyi açığa kavuşturacaksınız. Ne diyor? I'm serious, ciddiyim. Ne diyorsunuz? Ciddiyim, no other place in the world is as beautiful as my town. Yani başka hiçbir yer benim şehrim kadar güzel değil. Bakın zaten. Ne diyor? You make it clear you really, that you really are, gerçekten ciddi olduğunuzu ne söyleyerek kanıtlarsınız, açığa kavuşturursunuz. Elli beşinci sorumuza gelelim. You tell a white lie to close friend of yours about her new boyfriend. Arkadaşınız onun yeni erkek arkadaşı hakkında beyaz bir yalan söylemişsiniz. A couple of days later, birkaç gün sonra, when she discovers that you lied to her. O, sizin ona yalan söylediğinizi fark ettiğinde she gets mad, sinirlenmiş. And says she expects an apology. Bir özür beklediğini söylemiş. You do feel sorry. Tabii ki üzgün hissetmişsiniz. But you don't understand why she is so angry. Ama onun neden bu kadar sinirli olduğunu anlamamışsınız. You defend yourself by saying. Kendinizi ne diyerek savunursunuz. I apologize for I did. Yaptığım şey için özür dilerim. For what I did. I promise I will not be repeated. It will not be repeated. Tekrarlanmayacağına söz veriyorum. Ama kendinizi savunmanız gerekiyor değil mi? I lied to you because I didn't want you to feel sad because of him. Evet, sana yalan söyledim. Ama onun yüzünden üzülmeni istemedim. O yüzden yalan söyledim. Değil mi? Burada kendinizi savunuyorsunuz. This is not the first lie that you have told me. Bu bana söylediğin ilk yalan değil ve sonunda olmayacak eminim diyor. You never gave me a chance to defend myself. Sen bana kendimi savunma şansı vermedin. Çok bencilsin diyor. Onunla ilgili bana yalanlar söylemeyi bırak diyor. Bu da olmaz. Gelelim 56. sorumuza. Buradan itibaren ne yapıyoruz? Paragraf tamamlama sorusu çözüyoruz arkadaşlar.
El altı evi bakalım. Industries fall into three groups. Endüstriler üç gruba ayrılır. Primary industries are those that extract or grow raw materials such as mining, fishing, farming and forestry. They turn the raw materials şimdi. Grow raw materials dedik. Onlar raw materyalleri araba gibi, işte şey gibi, kibrit gibi, kitap gibi, bina gibi şeylere, ilaç gibi şeylere, productlara, ürünlere çeviriyor dedik. Sonra diğer endüstriden bahsettik. Üçe ayrılıyor demiştik, değil mi? Bu arada bu materyalleri yetiştiren şeyden bahsettik. Primary industries'den. Sonra bunları kullananlardan bahsettik. Sonra bunların bir de hizmet sektörlerinden bahsedeceğiz. Hizmet endüstrilerinden bahsedeceğiz. Ama sanki burada primary'yi söyledim. Şurada, değil mi? Sonrasında ikinciyi söyledim, üçüncüyü söyledim ama ikincinin adı yok, değil mi? Şıklarıma baktığımda secondary industries dediğimiz kısım bize doğru şıkkı veriyor, doğru ifadeyi veriyor. Geçiş cümlesinde buna ihtiyacımız var çünkü üç gruba ayrılır dedim. Primary'yi söyledim, tertiary'yi söyledim, üçüncüyü söyledim. Burada ikinciyi söylemem gerekecek. Biraz basit bir soru olmuş. 57'ye gelelim. A few years ago, Mitchell Irwin, a scientist from Canada, was exploring animal life in Madagascar. Birkaç yıl öncesinde Mitchell Irwin, Kanada'dan bir bilim insanı, ne yapmış? Madagaskar'da hayvan hayatını keşfediyormuş. He came upon some dwarf lemurs, cüce lemurlara rastlamış, that looked a little bit different from other dwarf lemurs he had seen. Daha önce görmüş olduğu cüce lemurlardan farklıymış bunlar da. Şimdi bakın, boşluktan sonra the test diyorum. Demek ki bir test yapılmış, değil mi? Have confirmed that the lemurs are a dwarf species that people thought had died out 100 years ago. Bla bla diye devam ediyorum. Bana zaten en büyük ipucunu boşluktan sonraki the test verdi. Şimdi bu adam bir şey fark ediyor. Bir farklılık var, değil mi? Neden farklılar? O zaman examine their DNA. DNA'larını ne yapıyor? İnceliyor. Ve bu test sonuçları da işte onların neden farklı olduğunu bize açıklıyor. Geldim 58'de. As the ice ages came to an end, buzul çağları sona geldiğinde around işte 11,700 years ago, 11.700 bin yıl önce the climate worldwide started to become warmer. Dünyadaki iklim ısınmaya başlamış, değil mi? Bakın, boşluktan sonra does demişim bu yüzden. O zaman burası benim için ipucu bir. Sonrasında they became demişim. Kim? Değil mi? Buradaki they'i refer edecek bir ifadeye ihtiyacım var. Onlar ilk çiftçiler olmuşlar. Köylere, buradaki kendi tarım alanlarına yakın yerlerde oturmuşlar vesaire. Bana bunların yani bu insanları refer edecek bir şeye ihtiyacım var. Hemen bakıyorum, bazı insanlar işte tohum ekebileceklerini falan fark ettiler. Bu yüzden onlar ilk farmerlar oldular, değil mi? Yani bana burada avcılardan değil, direkt avcı toplayıcılardan değil, direkt ekicilerden bahsediyor olması lazım. Çünkü Daz'la bunun ipucuna vardım bir. İkincisi, değeri refer edecek bir şeye ihtiyacım vardı. Bu tarz soruları çözerken boşluktan sonraki ve boşluktan önceki ifadeler bizim için çok önemlidir. Bağlaçlar mutlaka geçişi ifade eden yapıları oldukları için bağlaçlı cümlelerin özellikle altını çizmemiz gerekir. Bir de tabii ki pronoun uyumuna mutlaka dikkat etmemiz gerekir. Pronounlar bize çok büyük ipuçları veren ifadelerdir. Çünkü reference verdikleri için direkt olarak doğru şıkkı bize. Evet, 59. sorumuzla devam edelim. Most European languages and many of those of Southwest Asia and India belong to a single family known as the Indo-European language family.
More than 80 languages in all, they developed from a single original language. Diyor ki birçok Avrupa dili ve Güney Afrika dillerinin çoğu ve Hindistan'ın belong to a single family. Hepsi tek bir aileye aitmiş. Neymiş? Indo-European language family dediğimiz Indo-Avrupa dil ailesine aitmiş. 80'den fazla dil varmış ve hepsi tek bir orijinal dilden türemiş. Muhtemelen diyor çiftçi insanlar tarafından, güneyde, doğuda yaşayan çiftçi insanlar, Doğu Avrupa'da yaşayan çiftçi insanlar tarafından konuşulurmuş diyor. 5500 yılı öncesinde falan demişiz. Şimdi burada neyden bahsediyoruz arkadaşlar? Dillerin ailesinden bahsediyoruz değil mi? Spanish and Italian çok özel bir giriş olur. Bunu sildim. Bana çok genel bir girişe ihtiyacım var. Gittikçe toplumlar birbirleriyle bağlantısını koparıyorlar diyor. Bu dille bir alakası yok. France and Portugal yine çok özel olur. Burada da some languages demişiz. Ve kral sınıflardan bahsediyoruz. İşte sesli harflerden, sessiz harflerden falan bahsediyoruz. Ama bizim burada olayımız dil ailesi. O yüzden Bursa olacak. Devam edelim. A religion is a collection of beliefs that helps people understand the world and the events that take place in. Din diyor birleşimidir inançların, insanların dünyayı daha iyi anlamasına ve işte olayların, yer alan olayları daha iyi anlamasına sağlar diyor, yardım eder. Birçok dini, dindar insan Tanrı'ya inanır ya da tanrılara inanır. In others demişiz, bak bir şeylerden bahsediyoruz, sonra others'dan bahsediyoruz. Hinduizm ve Japanese religion dediğimiz gibi there are many, bunlardan çok varmış, neyden çok varmış. Boşlukta buna dair bir ifade aramam gerekiyor. Yani diyorum ki in religions such as Islam, Müslümanlık gibi, Hristiyanlık gibi, Judaizm gibi dinlerde Musevilik sanırım. Emin değilim. Dinlerde insanlar tek bir tanrıya taparlar. Ama diğerlerinde Hinduizm, Japanese, Shinto dini gibi there are many, birçok tanrı vardır. There are many dediği şey tanrı oluyor yani. Gelelim 61. sorumuza. 61'den 66'ya kadar İngilizce'den Türkçe'ye çeviriyi bulacağız arkadaşlar. Çözerken en kolay çözdüğümüz soru tipleri zaten bunlar. Belli başlı ayrıntılara dikkat ettiğimiz sürece gayet kolay. Online banks can give. Bakın şimdi online bankalar verebiliyor. Benim öznem online bankalar, fiilim verebilir. A'ya baktım, internet bankalarının demişiz. Olmaz, gittim. Geleneksel bankalardan bahsetmiyoruz, gittim. Olabilir aslında, bir saniye. İnternet bankalarını burada vermişim çünkü dursun. Masrafları çok değil demiş, fiilim uymuyor, C gitti. A'yı da elemiştik. Karşılaşmak zorunda oldukları verebilirler, kendi olabilir, dursun. Çok daha fazla demiş, fiilim uymuyor, Edirne'yi de eledim. Ya Bursa diyeceğim ya Denizli diyeceğim. Can give their customers more interest because they do not have the type of expenses that traditional banks have to meet. Olmadığı için ama burada daha fazla faiz verebilirler demiş. Geleneksel bankaların karşılaştırdığı kısmı vermemiş. Bir de çok fazla demiş burada. O tarz bir şey yok aslında. Zorunda olma durumu var. Çünkü have to meet ifadesini vermişim bakın. Bu ifadeyi veren tek şey de zaten Bursa'da var. 61. sorumuz o yüzden Bursa oluyor. Gelelim 62'ye. There will be more water on earth than living organisms need as long as natural cycle of water is not severely disturbed by an outside force such as human activity. Such as'ı vermişim. İnsan aktivitesi gibi dedikten sonra burada more than yapısı var. Dikkat etmem gereken karşılaştırma yaptım. As long as the sürece ifadesi var. Bir de burada
Is not disturbed demişim. Pasif bir yapı vermişim. Bunların hepsinin karşılığının olduğu şıkkımıza bakalım. Doğal su döngüsü, insan aktivitesi gibi. Such as human activity dedik zaten. Bir dış güç tarafından ciddi şekilde bozulmadığı pasif sürece as long as dünyada canlı organizmaların ihtiyacı olandan daha fazla komparatif su olacaktır. There will be more water. Doğru cevabımızı direkt olarak bulduk zaten arkadaşlar. B neden olmaz vermemeliyiz demiş. Fiilim uymuyor. Bozmadığı takdirde dünyada canlı organizmaların ihtiyacı olandan daha fazla su olacaktır. Bozmadığı takdirde demiş. Pasive ihtiyacım var. Bu da olmadı. Doğal su döngüsü insan aktivitesi gibi bir dış güç tarafından ciddi şekilde bozulmazsa mesle masa değil as long as the sürece çevirisi olmalı. Pardon. Çok daha bir dış güç demiş. Bu da değil. İnsan aktivitesi gibi bir dış güç. Geldim 63'e. Nutrients must be recycled so the continued existence of living organisms is ensured as there are finite amounts of nutrients on the earth. Şimdi must be recycled ifadesi benim için önemli bir ifade. Hem modal vermişim hem pasif vermişim. O yüzden ne diyeceğiz? Dönüştürülmeleri gerekir, değil mi? So that ne olsun diye dedikten sonra devam ediyoruz. Organism is ensured diye devam etmişiz. Şimdi besin maddelerinin geri dönüştürülmeleri gerekir. Doğru. Besin maddelerinin geri dönüştürülmeleri gerekir. Çünkü ile açmıyorum ama. Dünyada son derece sınırlı miktarda bulunan besin maddelerinin en an çevirisi relative clause, non-clause'dur, olmaz. Bunları dersimizde anlatmıştım. Canlı organizmaların varlığını sürdürülmesini garanti etmek için besin maddelerinin geri dönüştürülmeleri gerekir. Çünkü dünyada sınırlı madde, miktarda besin maddesi vardır. Çünkümüz burada bakın. As there are finite amounts of nutrients on the earth. Çünkü dünyada sınırlı besin maddesi vardır. Yine diğerlerine de bakalım. Çok sınırlı miktarlarda bulunan en an çevirisi vermişim gitti. Dünyada sınırlı miktarlarda besin maddesi vardır ve bu yüzden gitti. They would sit by the fire and talk about the strange lands which they thought might be found in that mysterious body of water which they so feared ifadesini vermişiz. Ateşin başında oturmuşlar. Garip yerler hakkında konuşuyorlarmış, değil mi? Şimdi ağda adamlar dedim. Adamlar kim? Böyle bir şey yok. Güzel bir ayrıntı olmuş. Şimdi arkadaşlar burada bu yapısının İki çevirisi vardı, değil mi? Would'u eşittir used anlamında kullanıyordum. Bir de would'u ejecti ajakta anlamında kullanıyordum, değil mi? Size bunun farkını sormuşlar aslında burada. Bak şimdi. Konuşulurdu, konuşurlardı, vardı. E'yi bir eleyelim zaten, fiilimiz olmuyor. Konuşulurdu, pasif değil, bu da gitti. Konuşacaklardı mı diyeceğim, konuşurlardı mı diyeceğim. Yani ejecti mi yoksa used anlamı mı vereceğim. Baktığımda zaten bir ejecti ama yapmadı tarzı bir durum yok. O yüzden doğru cevabım Deniz olacak. Yani geçmişte sürekli ateşin başında oturup korktukları, gizemli su kütlelerinin bulunabileceği düşündükleri garip yerler hakkında konuşurlarmış kişiler. Kimlerse ama adamlar değil. Devam edelim. Sailors used to believe that. Bakın used ifadesini vermişim. Geçmişte inandıkları bir şeyden bahsediyoruz. If they should sail too far into the sea. Eğer denizin çok ilerlerine giderlerse niye çeviriyorsam zaten çevir sorusu yapıyoruz. Olsun. Onların gemileri aniden
kayıyormuş ve bir daha eve dönemeyeceklermiş tarzında bir inanışları varmış Sailor'ların. Denizde çok ileri açılan denizciler Sailor'ları açmıyorum burada değil mi? Relative Clause'dan dolayı olmaz. İnanan denizciler demiş bak C'de de bu da olmaz. Burada da inanan denizciler demişim olmadı. Burada da inanan denizciler dedim olmadı. Denizciler, film şey Özlem sadece denizciler. Sailors who diye açmıyorum. O yüzden doğru cevabım Bursa. Hep relative clause'u denedim. 66'ya gelelim. Onu da açıklayayım şurada. Dur. Tüm şıklar öyle gidince biraz garip oldu. Sailors dedikten sonra bunu who bilmem ne bilmem ne diye açarsan eğer şunu 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 yapan sailorlar denizciler demiş olursun. Tamam mı? Ama burada öyle bir durumumuz yok. Denizciler. Olayım denizciler. Hangi denizciler diye açmama gerek yok yani. Sormuyorum bunu. One reason why our scientific knowledge of the mind is so limited is that thoughts cannot be observed of or measured directly. Bizim bilimsel bilgimizin, aklımızın işte bir sebebi, sınırlı olmasının sebebi neymiş? Düşünceler gözlemlenemezmiş ya da direkt olarak ölçülemezmiş. Akılla ilgili bilimsel bilgimiz son derece sınırlıdır çünkü demiyor. One reason why'nın sebebi diyeceğim. Bir sebebi diyeceğim hatta. Düşüncelerin doğrudan gözlemlenmesi veya ölçülmesi her zaman mümkün olamadığı için gitti. Sebebi. Bir sebebi. Akılla ilgili bilimsel bilgimizin bu kadar sınırlı olma sebeplerinden biri. One of the demiyor. Bir sebebi diyecek. D de demiş. Düşünceleri doğrudan gözlemleyebilmemiz ve ölçebilmemiz bilimsel son derece sınırlı olmasının ana sebebi demiş. Bu hiç olmaz. Doğru cevabımız. Bakın akılla ilgili bilimsel bilgimizin bu kadar sınırlı olmasının bir sebebi. Okay? Gelelim Türkçeden İngilizceye. Masrafları azaltmanın bir yolu sadece bir tür uçak kullanmaktır ki bu yolla hava yolu şirketleri bakım, onarım ve pilot eğitiminde milyonlarca dolar tasarruf sağlamaktadır. Masrafları azaltmanın bir yolu sadece bir tür uçak kullanmaktır. Ki dedik bir de bu yolla diye devam ediyorum. Bakalım. Airline companies are able to save million. Şimdi bir yolu ifadesine ihtiyacım var. Burada onu vermemişim. A'da. One way of cutting expenses is, evet, masrafları azaltmanın bir yolu to use only one kind of airplane. Sadece bir uçak türü kullanmaktır. Through which, bunun aracılığıyla bu yolla airline companies save millions of dollars on maintenance. Repairs and pilot training. Evet, doğru cevabı bulduk bile. By using only one kind, bakın burada masrafları azaltmanın bir yolu demiyor. Değil mi C'de? Gitti. The best way en iyi yolu diyor. Gitti. One clever way diyor. Gitti. Yani bu da yine tek bir ifadeyle çözülmüş bir soru oldu bizim için. Burada dikkat etmemiz gereken yapılar ne oluyor arkadaşlar o zaman? Şeyleri çözerken, çeviri sorularını çözerken quantifier'lar, değil mi? Comparative'ler, superlative'ler. Bu tarz ifadelere dikkat etmemiz gerekiyor. Farkındaysanız tek bir yapıyı yakaladıktan sonra bir sürü şık eleyebiliyoruz. 68. Çalışmaların gösterdiği şey. Yaşı büyük anneler hamilelik sırasında daha az endişeleniyorlar. Ve ebeveyn olma konusunda daha mutlu hissediyor ve daha olumlu düşünüyorlar. Oo, bir sürü koydum buraya komparatif. Daha az endişeleniyorlar, daha mutlu hissediyorlar, daha olumlu düşünüyorlar. Tamam mı? Kimler? Yaşı büyük anneler. Hangi anneler? Bunu açacağım. Bir. İkincisi şeyle vereceğim. Neydi onun adı? Adjective'le vereceğim. Bir de çalışmaların gösterdiği şey ifadesine ihtiyacım var. Bana şey çevirisini veren neydi? Non-clause'ları anlatırken bunun what olduğunu size söylemiştim.
Bu yapıyı arıyor olabilirim derken what study show is diye zaten direkt olarak söylediğim şeyin karşılığını buldum. That older mothers worry less during pregnancy and feel happier. Komparatifimi verdim and think more positively. Yine komparatifimi verdim. Becoming parents. Yani daha da güzel bir şık olamazdı herhalde. 69'a gelelim. Konuşma özgürlüğünün tam olarak ne anlama geldiği ülkeden ülkeye değişebilse de zıtlık var. Bazı evrensel kabul görmüş standartlar mevcuttur. Zıtlık ifadesini neyle verebilirim? Although ile verebilirim. While ile verebilirim. Değil mi? Although what exactly freedom of speech means varies from country to country, it is possible to list the number of mu. Gitti. While what exactly freedom of speech means can vary from country to country, there exist some universally recognized standards olabilir. It is not impossible. Gitti. Commonly recognized standards. Evrensel ifadesi yok. Denizli'de gitti. Edirne'de there are some universal examples although freedom of speech is understood differently in different countries. Burada da zıtlık durumunu tam ters vermişim. O yüzden olmaz. Doğru cevabımız Bursa olacaktır. Gezegenimiz dünyanın ötesinde bulunan astronomi, gezegenimiz dünyanın ötesinde bulunan nesnelerin ve bu nesneleri birbirleriyle etkileşme, ay Türkçe okuyamadım, süreçlerinin incelenmesi olarak tanımlanmaktadır. Ne? Astronomi. Olarak tanımlanmaktadır. Tamam mı? Bunlar benim için ipuçları. We define demişim, biz tanımlamıyoruz arkadaşlar, tanımlanıyor. Astronomy is defined as a study olabilir. Astronomy is defined as a study of olabilir. Astronomy can be defined olmaz. We can define olmaz. Ya Bursa diyeceğim ya Ceyhan diyeceğim. Bir inceleyelim. Burada gezegenlerin birbirleriyle olan ilişkisi ifadesini yanlış yere koyduk. They used to ifadesi olmuyor Bursa'da. Birbirleriyle olan ilişkisi ifadesine ihtiyacım var. O yüzden Ceyhan oluyor. By which these objects, bakın. Bu nesneleri birbirleriyle etkileşme süreçlerinden bahsediyoruz. Process. 71'e gelelim. Normal bir yetişkinin ağırlığının yaklaşık yarısını oluşturan kaslar hangi kaslar? Bak çok güzel bir rölesi verecek bana burada. Değil mi? Bu arada burada reduction da yapabilir. Buna da dikkat edelim. İskeleti bir arada tutar. İlk görevimizi verdim. Ve çeşitli parçalarının hareket etmesini sağlar. İkinci fiilimi verdim. Öznem, normal bir yetişkinin ağırlığının yaklaşık yarısını oluşturan kaslar. Bu benim öznem. İskeleti bir arada tutar. Tutar, birinci fiilim. Sağlar, ikinci fiilim. Bunu da V ile birleştireceğim, tamam mı? Bakalım. Muscles which hold the skeleton together and enable its various parts to move. Make up değil arkadaşlar. Bu olmaz. Neden olmaz? Çünkü yetişkinin ağırlığının yaklaşık yarısını oluşturan diyeceğim. Burada da görevleri relative clause'da vermişim. O yüzden olmaz. Making up almost, bak burada reduction'da vermiş. Half of the normal adult weight, muscles hold the skeleton together and enable its various parts to move.
Bence gayet güzel. Değil mi? Burada da tam tersini vermiş bak. Relative clause cümleyi ana cümle yapmış. Ceyhan o yüzden olmaz. Burada da aynı şekilde. Burada zaten relative clause yok. Ne demek istediğimi umarım anlatabilmişimdir. Relative clause cümlemle ana cümlem farklıdır. Relative clause destekleyici cümlemdir. Mutlaka öznem relative clause'dan oluşuyorsa mesela fiilimi aramalıyım. Relative clause'lu cümlem ana cümlemin fiili olarak kullanılamaz. Evet arkadaşlar 72. sorumuzda devam edelim. Evreni şekillendirmeye devam eden evrimsel süreçlerin izini sürmek. Modern astronominin en önemli bölümlerinden biridir. Bakın yine az önce size söylemiş olduğum ifadeyi vermiş bize burada. En önemli bölümlerinden biridir diyor değil mi? Bu benim için bir ipucudur mesela. One of the most important parts tarzında bir girişimizin olması lazım. Şıklarımıza bakmadan söyledim. Bakalım. One of the most important aspects olabilir. Bölüm demiyor gerçi ama olsun. Among demiş, onlara ait among kısmı olmaz. Tracing is one of the most important parts of modern astronomy olabilir. The most important demiş, olmaz. Among demiş, olmaz. Ya Bursa diyeceğim ya Ceyhan diyeceğim. Şimdi benim burada öznem yüklemim ne? Ona dikkat edeceğim. En önemli bölümlerinden biridir kısmı benim isim cümlesi olarak öznem olmalı değil mi? Is one of the most important parts of modern astronomy. O yüzden doğru cevabım Ceyhan oluyor. Bu sayfa denemede yamuk çıkmış bu arada. O yüzden bu şekilde ayrı bir sayfa olarak çözdüm. Anlamın akışını bozan cümleyi buluyoruz şimdi burada. Bakalım. Animals kept for their wool includes sheep, goats and rabbits and sheep are globally the most common of this. Diyor ki yünleri için hayvanlar tutulur. İşte koyunlar, keçiler, tavşanlar falan. Ve bunlar arasında da koyunlar en globally'ymiş. En yaygın olanıymış. Avustralya dünyanın en büyük yün üreticileridir. Üreticilerindendir diyor. Australian farmers keep large herds of sheep on huge sheep stations. Avustralyalı çiftçilerin işte koyun şeylerinden bahsediyor. Most of their sheep are merinos. Bu şeylerin, onların koyunlarının çoğu merinosmuş. Falan filan diye gitmişiz. Avustralya ve koyun bizim olayımız burada. Ancak 5'te goat anlam akışını bozan cümle oluyor, değil mi? Hadi bir de giriş yaptık sheep, wool olayına. Ama beşte pat diye goat'a geçemezsin. Pat diye geçiye geçemezsin. Gelelim 24. 74. sorumuza. A nuclear power station produces energy by nuclear fission. Nükleer güç istasyonlarının enerji üretmesinden bahsediyoruz. A reaction is created in nuclei of uranium atoms. Uranyum atomlarının tepkilerinden bahsediyoruz. There are two ways of obtaining nuclear energy dedikten sonra. Inside its neutrons are made this repeated process called a chain reaction. Şimdi bakın. Atomlardan bahsettik. Onun içinde nötronlar var, işte şunlar var, bunlar var dedik. Bu bir prosesten bahsettik ama nükleer enerji elde etmenin iki yolu vardır kısmı çok genel bir bilgi oluyor burada, değil mi? Benim olayım bu değil. Hani cümlenin biraz daha başlarında vermiş olsaydı, paragrafın biraz daha başlarında vermiş olsaydı okey. Ancak üç oraya olmuyor. The Bajau people from Philippines travel around to islands of Southeast Asia catching and selling fish. Güney Asya'da balık tutarak ve satarak adaları geziyorlarmış Filipinler'de bu Bajau kişiler, insanları, halk.
halkım. They sometimes live in their boats. Bazen botlarında ya da ahşap evlerinde yaşıyorlarmış sulardan. Bugün birçok Bajo kişisi, halkı have moved ashore. Kıyılara taşınmışlar. Up to six people sleep together in one large bed falan demişiz. Burada burada direkt yattığı yerden bahsediyor, değil mi? Çok özel bir bilgiymişim yani. 1'de, 2'de, 3'te ve 5'te bu Bajo people'ların, halkının yaşam standartlarından bahsettik. Nerede yaşıyorlar, işte evlerinden vesaire bahsettik. Ama 4'te direkt yataklarından bahsediyoruz. Anlamak şimdi bozduğu için doğru şıkkımız denizde oluyor. 76'ya gelelim. 76. sorumda Because of global warming, küresel ısınma yüzünden buzullar titriyormuş, kırılıyormuş, parçalanıyormuş, küçülüyormuş, shrink. Titremek. The ice caps are both poles may start to melt. Diyor ki, iki tarafta da eriyorlarmış artık buz kütleleri. This will result in rising sea levels. Deniz seviyesinin yükselmesine sebep oluyormuş falan dedik. Those four shipping are known as navigational canals dediğimiz şey nedir? Değil mi? Burada anlam akışını bozan cümle. Shipping, navigasyon kanallarından, bilmem nelerden, gemilerden falan bahsediyoruz ya da şeyden. Bizim olayımız burada global warming arkadaşlar. Bunun sonuçları. Mesela bak, effects of global warming demiştim zaten bundan. Onunla girdi zaten parçaya. 2'de 3'te de bundan bahsettim. O 4 anlam akışını bozan cümle oluyor. 77'ye gelelim. High jumpers must clear a bar without knocking it from its support. Competitors are allowed 3 attempts to jump a certain height. Height ne dedik? The javelin they throw looks like spear. Bakın şimdi arkadaşlar. Burada competitorlardan bahsettim. Yani they. Or they can pass and wait for the next round. Geçiyorlarmış ya da bir sonraki roundu bekliyorlarmış. 2 ile 4 birbiriyle alakalı değil mi? Burada şeyden bahsediyoruz. Desteklerinden, bilmem nelerinden bahsediyoruz. Yine aynı şekilde 3 tane şeyi ardışık zıplamayı kaçırmak senin yarışma dışı kaldığını gösterirmiş. Burada şeyden bahsediyor. Bir zıplama yarışması mı? High jumper'ın tam Türkçe karşılığı nedir bilmiyorum. Ancak 3 burada anlam akışını bozuyor. Burada kurallardan falan bahsediyoruz. 1, 2, 4, 5'te. Ama 3 spear demiş. Ancient Greek times'a kadar gitmiş yani. Kronolojik sıralamadan ve konu bütünlüğünü bozduğu için. Yani çünkü 1, 2, 4 ve 5'te oyunu anlatıyorsun. Ama 3'te pataküte Greek Times'a gittin. O yüzden doğru cevabımız Ceyhan Bolu.